Bu verimli oturumların sonuncusunu açıyorum. Öyle görünüyor ki biraz soyut kavramlardan biraz daha ayakları yere basan bir oturum olacak. Mahiyeti itibariyle de belki en çok tartışılacak konuların, fikirlerin söylendiği yer olacak. Ama her zamanki gibi, şimdiye kadar olduğu gibi derli toplu bir şekilde inşallah bu oturumu da tamamlar ve bu verimli çalıştayı bitirmiş oluruz. Ben tebliğ sunacak Sönmez arkadaşıma söz vermeden önce bir iki hususa temas etmek istiyorum. Türkiye'de Maturidi üzerinde çalışma yapanların ilklerinden sayılırım. Bu konuda bir tez belirleyip de onunla ilgili birkaç çalışma yaptığım zaman İstanbul'da Sayın Yeprem hocamızın aynı alanda bir tez yaptığı haberini almıştım. Ve ondan sonra hocama Allah selamet versin, sağlık, afiyet versin, Hüseyin Atay hocama dedim ki böyle bir tez yapılıyormuş, ben vazgeçeyim bundan. Dedi ki bana aynı konu üzerinde onlarca tez yapılır. Önemli olan nasıl yaklaşılacağıdır, hangi yaklaşımın ele alınacağıdır. Sonra Sayın Hoca ile görüştük. Baktım ki çok farklı kanallardan düşüncelerimiz var. Dolayısıyla o çalışmamı yürüttüm. Doçentlik çalışması olarak yapmıştım. Tabii o dönemler kaynak da azdı. Kaynaklara ulaşmak da zordu. Maturidi'nin işte elimizdeki kitabı Tevhid'in yazmalarıyla o zaman uğraşıyorduk. Basımı da tam gerçekleşmemişti sanıyorum. 80'li yıllar. Biraz sıkıntılıydı. Şimdi görüyorum ki gerçekten genç arkadaşlarımız, genç akademisyenler çok güzel eserler vücuda getirdiler. Gerek bu tebliğlerde ve müzakerelerde çok seviyeli, birikimli tartışmaların olması beni son derece mutlu ediyor, memnun ediyor. Maturidi niçin gündemde? Değişik vesilelerle gündeme geliyor. Bakıyoruz. Parlamenterler Birliği, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı bile bu konuda bir çalıştay düzenliyor. Çünkü bir tıkanmışlık yaşadığımız görünen bir şey. Herkes bunu yaşıyor. Gelinen noktada durumumuz çok da iç açıcı değil. Bir arayış var. Farklı yaklaşımlar var, arayışlar var. Dolayısıyla bu çalıştayın alt başlığının kayıp aydınlanmanın izinde olması da çok manidar. Çok güzel tespit edilmiş, bulunmuş bir slogan. Birkaç hususa dediğim gibi temas edeceğim. Deniyor ki herkes kendine göre bir maturidilik anlayışı peşinde koşuyor. Olabilir. Herkes kendi açısından bir kısım yaklaşımlarda bulunabilir. Bunun bir zararı yok. Biz onların doğrusunu, eğrisini zaman içinde, zaman onlara ayırır. Değerli toplu olanlar üste kalır, diğerleri çöker gider. Bilimin her alanında bu böyledir. Buraya sınırlama getirmek doğru bir şey değil. Maturidi düşüncesi hakim olsa her şey düzelir diye bir anlayış da yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir sihirli değnek, sihirli bir fikir, sihirli bir düşünce yok. Ama ne var? Bizim yıllardır ihmal ettiğimiz, asırlardır ihmal ettiğimiz, daha doğru bir ifadeyle, başka bir dünyada bizim problemlerimize ışık tutan bir kaynak var. Bu kaynağı öyle veya böyle değişik şekillerde biz ihmal etmişiz. Üstünü örtmüşüz veyahut da hiç yok saymışız. Bakınız Osmanlı medreselerinde onlarca eşari ağırlıklı kelam alanında okutulan kitaplar vardır. Ama hiçbir zaman Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'i olsun, işte tefsirdeki eseri olsun, tevilatı olsun, hiçbir zaman medreselerin eğitim programlarında yer almamıştır. Bunun farklı sebepleri vardır, onlar üzerinde duracak değilim. Önemli olan
Maturidi düşüncesinin ortaya çıkarılıp bugünkü sorunlarımıza çözüm üretebilecek kısımlarını alıp onları geliştirerek yolumuza devam etmek. Eskiden fikir tartışmalarından hakikat doğardı ama bugünlerde bazen fikir tartışmalarına bile engellenen durumlarla karşılaşıyoruz. Geçen haftalarda İstanbul'da bunun bir örneğini yaşadık. Bu doğru bir istikamet değil değerli arkadaşlar. Buradan bir sonuç çıkmaz. Herkes fikrini söylesin. Biraz önce söylediğim gibi o fikirlerin derli toplu olanları üstte kalır, diğerleri çöker gider. Onlar da geliştirile geliştirile zaten bu alanda mesafe alacaksak bu yolla almamız gerekiyor. Maturidi düşüncesinin beni en etkileyen ve bazı konularda kendi iç dünyamda beni huzura kavuşturan, çözüm bulmamı sağlayan yönüdür bugün tartışacağımız konu. Yani insana verilen değer, özgür irade konusu. İnsanı konumlandırma meselesi. Çok fazla eğip bükmeden Maturidi'nin bu konudaki İmam-ı Azam'dan gelen düşüncesi şu. Diyor ki İmam-ı Azam, Maturidi de bunu aynen benimser. Allah Teala insanları küfürden ve imandan arınmış olarak yaratır. Ondan sonra küfre düşen kendi fiiliyle küfre düşer. Küfre düşmesi kendi fiili ve inkarı sebebiyle Allah'ın onu terki sonucudur. Mealen veriyorum. İman eden de kendi fiiliyle iman etmiştir. Onun ikrar ve tasdiki Allah'ın tevfiki ve yardımı sayesinde olmuştur. Daha sonra bunu Maturidi somutlaştırır. İnsanı işinin yapıcısı, fiilinin, eyleminin faili olarak görür. Bu önemli bir tespittir. İnsan kendi özgür iradesi içerisinde fiilini de nasıl istiyorsa kendi hür iradesiyle seçer ve yapar. Zaten sorumluluğu başka türlü izah etmek çok zordur. Yani bir kişi eylemini kendisi ortaya koymalı ki onun hesabını verebilsin. Peki işinin sahibi, yapıcısı olan insan nasıl bir insandır? Kişilikli bir insandır. Omurgalı bir insandır. Dik duran bir insandır. Kendine güvenen insandır. Sorumluluk sahibi bir varlıktır. Peki bu insanlardan oluşan toplum nasıl bir toplum olur? Haksızlıklar karşısında susmaz. Hesap verir ve hesap sorar. Sorumluluklarına müdriktir, onun gereğini yerine getirir. Dolayısıyla İslam dünyasına genelleme yaparak söylüyorum, çöken veyahut da çöktürülen bu atalet böyle bir düşünce yapısı ile harekete biraz daha geçebilir. Zaten Kur'an'ın ortaya koyduğu insan tipolojisi de budur. Yanlış, tevekkülcü bir anlayışa sahip, kaderci, neme lazımcı, ne yapalım, kaderimiz böyle çizilmiş, bu da geçer modunda olan bir insan ve bunlardan, bu yapıda oluşan toplumdan da hiçbir şey çıkmaz. Nitekim çıkmadığı gibi. Bu yol çıkış yolu da değildir. Yeri gelmişken günümüzde tartışılan, çokça tartışılan bir konuya da iki cümleyle temas edeyim. Kader mahkumu diye bir ifade bugünlerde dolaşır durur. Neymiş kader mahkumu? Onun kaderini Cenab-ı Hak öyle çizmiş, o da kaderinin gereğini yapmış. Dolayısıyla onun bir suçu yok. Ne yapalım onlara? Onları işte cezalandırmayalım. Bu o kadar yanlış bir anlayıştır ki, işte Maturidi düşüncesinde ters bir anlayıştır. İnsan kendi işini, yaptığı işi bilinçli olarak yapar. Bizim tabii burada irade hürriyetinden kastettiğimiz insanın iradi olarak yaptığı davranışlardır. İradesini aşan davranışlar bu anlattığım konu dışındadır. Bu yaklaşıma göre kader mahkumu kavramını biz kabullenirsek, dünyada hiçbir suç ve onun karşılığı hiçbir ceza da olmaz. Böyle bir durum, böyle bir ortam, böyle bir hayat yok. Onun için bu kavramlar böyle bilir bilmez konuşuluyor, tartışılıyor ama altı boş bir şekilde tartışılıyor.
Maturidi düşüncesinin ve Kur'an'ı düşüncenin bize öğrettiği bir şey de akletme konusudur. Akıl, Cenab-ı Hakk'ın insanlara, her insana verdiği çok büyük bir nimettir. Ama Kur'an akıl değil de akletme üzerine durur. Sürekli insanı dürtükler. Bakmaz mısınız? Görmez misiniz? Düşünmez misiniz? İbret almaz mısınız? Sürekli dürtükler insanı. Bu da şimdi bugünlerde akıl da neymiş türü bir istihza ile karşılandığını görmek gerçekten üzücü. Akıl dediğimiz hepsini oraya götürüp bağlıyor değiliz ama Allah'ın insana verdiği bu büyük nimeti gerektiği şekilde işlemek lazım. İşlemek lazım ki bu yaşadığımız bu sıkıntılardan bir çözüm bulabilelim. Bunu tabii bu şekilde hafife alanlar, işte sizin aklınız ermez, siz bize uyun, biz size ne yapacağınızı söyleriz, ondan sonra da bu iş böyle yürür gider. Bu tür düşüncelere karşı Cenab-ı Hakk'ın insanın ancak yapıp ettiklerinin karşılığını alacağı ayettir en büyük cevap. Öyle estekten, köstekten, sağdan, soldan destekli olmuyor. Ancak insan yaptığının karşılığını görecektir. İşte Maturidi düşüncesinin bana göre beni en çok etkileyen bu konu itibariyle, bugünkü konumuz itibariyle yön budur. Maturidi düşüncesi zaten diğer düşünce sistemlerini de yok saymaz. Onlarla kendi diyalektik içinde mücadele eder. Dönemindeki işte o dönemin cari olan bir kısım fırkalarıyla Maturidi'nin mücadelesi malumdur. Şimdi bizim bu ve bu çalıştay ve bunun gibi Maturidi üzerindeki çalışmalardan varmamız gereken sonuç, içinde bulunduğumuz bu karmaşık ortamdan çıkışta bize yol gösterecek, bize ışık tutan bir fenerin, bir aydınlığın izini de takip etmektir. Başka bir şey değil. Bir kısım koskoca akademik insanlar bir de maturidilik çıkardılar diye ifadelerde bulunuyorlar. Bunu ben kulaklarımla duydum. Yani her şeyimiz yolunda, bir sıkıntımız yok. Nereden çıktı şimdi bu der gibi bir şey. Yani böyle bir düşünceyi bir akademik insanın ifade etmesi de çok hazin bir şey. Dolayısıyla biz bu düşünceden yararlanırız. Bir kısım eleştirebileceğimiz yönleri varsa onları da ortaya koyarız. Bunda da bir sakınca yok. Bir gelenek, yenilikçilik tartışmasıdır gidiyor. Kimsenin gelenekle bir derdi, bir problemi yok. Geleneğimizi ortaya koyanlar, Allah onlardan razı olsun, o dönemin şartlarına göre kafa yormuşlar. Bize bir sürü külliyat bırakmışlardır. Onlara biz döneriz, bakarız, karıştırırız. Onlarda bir ışık bulursak alırız. Yoksa koruz bir tarafa. Eleştirilecek taraf varsa onu da yaparız. Bunda hiçbir beis yok. Onlar da insandı, biz de insanız. Onlar da yanılabilirdi, biz de yanılabiliriz. Dolayısıyla bu anlayışı yerleştirmek gerekiyor. Bu tür gerek akletmeyi, gerekse Maturidi düşüncesini hafife almak ya cehalettir veyahut da kasta mahsus bir ifadedir. Başka bir şey olamaz. Ama benim son olarak mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok değerli tebliğler arkadaşlarımız var. İlahiyat fakültelerinin 105'e ulaştığı söylendi sabahleyin. Ben akademik camiadan ayrıldığım zaman 23 tane ilahiyat fakültesi vardı. 105 tabii çok büyük bir sayı. Sürekli kalite konusu gündeme gelir. O da bir vakadır ama işte zaman içerisinde onun da çaresi bulunacaktır. Benim esas memnun eden şey beni, burada çok parlak, değerli arkadaşlarımızın her taraftan çıkıp gelmekte olduğunu görmektir. Birçok olumsuzluklara rağmen gerçekten genç arkadaşlarımız büyük gayretle önemli mesafeler kat ediyorlar. Onların hepsini tebrik etmek lazım, gözlerini önetmek lazım. Sonuçta biz bu üslup içinde bir yerlere varacağız. Başka yapacağımız bir şey yok. Birbirimizi susturarak, birilerinin düşünceleri hoşumuza gitmiyor diye onu bertaraf ederek bir yere ulaşma imkanımız yok. Son olarak sabahki oturumda değerli başkanım bir söz verdiğinde söylediğimi tekrar burada vurgulamak istiyorum. Bu değerli çalışmaların, biraz akademik yönü ağırlıklı olan çalışmaların mutlaka bir şekilde bir yerlerden süzülerek topluma yansıtılması gerekiyor ki ancak bu çalışmalar sonuç verebilsin. İnsanlarımız gerçekten bir arayış içinde, gençler arayış içinde,
günümüzde işte deizm meseleleri vesaireler, ateizm işleri çok fazla tartışılır oldu. Bunu çok fazla abartmamak lazım. Ama yok da kesinlikle saymamak lazım. Bunlar yeni ortaya çıkmış şeyler değil. Geçmişte de vardı, bugün de var, gelecekte de olacak. Ama bugün öyle görünüyor ki biraz daha yoğun bir şekilde, öyle bir hızlı bir hayat yaşıyoruz ki o yoğunluk içerisinde bir kısım değerler kaybolup gidiyor, örseleniyor. Gençler bazı şeyleri mukayese ediyorlar, belli yerlere yerleştiremiyorlar. Yerleştiremeyince de sıkıntı çekiyorlar, başka yerlere dalıp bir şeylerin peşinde koşturuyorlar. Bunların hepsinin analizinin, tahlilinin yapılması lazım. Karşı şey olarak ne yapılabilir? Din dilinde derli toplu bir düzenleme yapmamız lazım. Asıllardır devam eden bu dille buraya kadar geldik. Artık gençlere ulaşmak çok zor. Gençler bütün dünyayı avuçların içinde görüyorlar, takip ediyorlar. Onlarla bir iletişim kuracak. Sabahleyin çok değerli bir arkadaşımız hem işte vaizlik yaptığını, öğretmenlik yaptığını söyledi. Ama sadece yapmakla kalmadı. Oralarda birçok gözlemlerini alıp bir yere aktardı. Onlardan sonuçlar çıkardı. İşte bu tür çözümlemeler yapmak suretiyle biz ancak önümüzü açar, yolumuzu aydınlatabiliriz. Ben bu girişten sonra tebliğini sunacak olan, bu konuda gerçekten uzun yıllardan beri çok değerli, güzel araştırmaları olan arkadaşıma, meslektaşıma Sönmez Kutlu'ya veriyorum. Buyurun Sayın Kutlu. Sayın Başkan, muhterem hazirun, konuşmama başlamadan evvel hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii Maturidi konusunda biraz fazla yazınca daha sonra yazdıklarımızı çok daha dikkatli yazmak zorunda kalıyoruz. Ve bu konuda çok şey konuşuldu. Ben en son konuşmacı olarak sanıyorum bir bakımdan şanslıyım, bir bakımdan şanssızım. Şanslıyım çünkü benim üzerinde yürüyeceğim bir zemin oluştu. Ona seviniyorum. Ahlak konuşuldu, adalet konuşuldu. Ama bir bakıma üzülüyorum çünkü benim de söyleyeceğim bazı çok orijinal şeyler önceden söylendiği için biraz o açıdan dezavantajım oldu. Ama yine de ben size son yaptığım araştırmalardan, daha öncekilere de bağlı olarak ama onun bir devamı şeklinde olan bulgularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İmam Maturidi'nin anlaşılabilmesi için gerçekten önce yöntem sorununu halletmek gerekir. Yani Maturidi'nin bir sistemi var. Maturidi'nin kozmolojisi, Maturidi'nin ahlak anlayışı, Maturidi'nin kelami sistemi, Maturidi'nin yorum geleneği, Maturidi'nin fıkıh anlayışı maalesef elimizde yok ama olduğu kadar, gelebildiği kadar bunların tamamına baktığımızda aslında Maturidi gerçekten bir bilgi kuramı oluşturarak onun üzerine bir dini hayatı ve dindarlığı kurmaya çalışıyor. Bu bugün bizim Müslümanların en çok muhtaç olduğu şeylerden birisidir. Maturidi burada evreni ve kozmik alemi ele alırken Allah'ın dışındaki bütün her şeyin yaratılmış olduğunu ve bu yaratılmış olan varlıklarda ve sosyal olgularda, diğer siyasi olgularda, insani eylemlerde değişken bir yapının olduğunu ve değişmeyen bir yönünün olduğunu hep söyler. Kainatta olan her şeyin bir çeşitlilik, zıtları da içinde barındıracak şekilde bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirtir. Buradan insana geçer ve insan kainatta ne kadar fazla çeşitlilik söz konusuysa ve gizemlilik bütün yönleriyle, fizik, metafizik, bilinemez yönleriyle insanda bunlardan ne kadar gizli olursa olsun insanın mutlaka onu bilebileceği bir istidadı söz konusudur der. Yani insan alemi bilmeye yetkilidir ve bilebilecek donanımda yaratılmıştır. Kainattaki zıtların bir arada olması veya insanın yapısında zıt yönlerin ve içgüdülerin bir arada bulunması aslında bir olgunluğa ve fenaya değil, bekaya doğru insanın gelişmesi yönünde olumlu birer işarettir. Onun için Maturidi'nin eserlerini ciddi incelediğimizde aslında Maturidi iki anahtar kelimeyi kullanır. İnsanla ilgili olarak kullandığında akıl
irade toplumla ilgili kullandığında toplumsal değişime dikkat çeker. Aslında bu değişim anahtar kelime aynı zamanda evrende olup bitenlerle ilgili olayları anlamakta da önemlidir. Ama bunu asla bir çelişki ya da iki tanrının varlığını gösterecek bir durum gibi algılamamamız gerektiğini belirtir. Çünkü buradaki zıtlık varlıkların kendi yapısında çoğu kere sonuçları itibariyle eğer insan onu iyi araştırırsa sonuçları itibariyle veya onu değiştirerek daima olumluya götürebilir, değiştirebilir. İnsan söz konusu olduğunda Maturidi'nin en üzerinde durduğu ve bir nasıl diyelim çok önemli bir cümle haline getirdiği bir söz var. Aslında bunu Hazreti Ali'ye de dayandıranlar vardır ama onu biraz değiştirmiştir Maturidi. İnsanlar yaratılıştan muhteremdir ama insanlar Ademiyet'te kardeş, yaratılışta eşittirler. Aynı zamanda Müslümanlar da İslamiyet'te ayrıca kardeştirler. Kısaca onun cümlesi, insanlar İslamiyet'te ve insaniyette kardeştirler. Çok enteresandır. Müminler kardeştir ayetini ele alırken diğer müfessirler pek dikkat çekmez. Ve orada özellikle belirtir, der ki mümin kadınlar ve mümin erkekler birbirlerinin kardeşidirler. Mesela burada kadınlara yönelik de özel bir vurgu yapar. Yani kadınlar da Müslümanların kardeşidir. Diğerlerinde genel ifadeler kullanılır. Bu Ademiyet'te, Ademiyet'te ve insaniyette kardeşliği yaratılıştaki Allah tarafından özenerek yaratılmış olmasına ve mükerrem kılınmasına ama en önemlisi de bu ayrıcalığı ona veren aklı ve onun ürünü olan iradesidir der. Hatta buradan hareketle insanlar yaratılış bakımından özgür yaratılmıştır, günahsızdır, hiçbir şekilde suçlanamaz, beraat asıldır. Fakat daha sonra insan yanlış yapabilir veya doğru şeyler yapabilir. İnsanın bu yaratılışındaki akıl ve irade sahibi olması onu bütün varlıklardan farklı kılmaktadır. Hatta bir yerde Hasan Basri'yi eleştiren bir ifade olarak kullanır. Der ki, insan meleklerden bile sanıyorum dört büyük meleği bazen farklı değerlendirdiği yerler var. Diğer meleklerden daha üstün olduğunu, insanın onlardan üstün olduğunu söyler. Çünkü şunu aynen irade merkezli şu cümleyi kullanır. İradesiyle bir işi yapıp etmek, emredildiğini otomatik olarak yapmaktan daha önemlidir. İradesiyle fiillerini yerine getiren bir varlık, otomatik olarak emredileni yapandan daha faziletlidir. Çünkü kendi fiilini kendi yapmaktadır. Ve kendi düşünerek tercihte bulunur. Burada önemli olan şudur. İnsana iradenin verilmesi veya ihtiyarın verilmesi önünde birden çok seçenekle karşı karşıya kaldığı için onlardan birini seçme konusunda tercihini kullandığı için önemlidir. Onu kullanarak ya hayrı ya şerri tercih edebilir. Fakat bu tercih sırasında insanın önünde bir takım engeller olabilir. Mesela tabiatı, çevre şartları, yetiştiği ortam, başka şeyler. İnsan daima eğer aklın genel ilkelerine bağlı kalırsa insanlar mutlaka külli doğrulara, gerçeklere ulaşabilir. Ve Maturidi'nin düşünce sisteminde hakikat vardır ve hakikat akılla bilinir. Zaten bu biliyorsunuz bilginin yollarından birisi akıldır ki en önemlidir. Diğer bilgi yolları aklın hakemliğinde nihai bir karar verebilirler. Burada ikinci bir insan tasavvuruyla ilgili üzerinde durduğu nokta, tabii bu insanın tabiaten temiz olduğu ve kafir bile olsa onun necis olamayacağı noktasında önemli görüşler serdetmiştir. Bir ayet-i kerimeyi biliyorsunuz hareme girişi yasaklanan müşriklerle ilgili, müşrikler necistir şeklinde ayet-i kerimede belirtilir. O ayeti diğer mezhepler yorumlarken derler ki, bu ayete göre müşrikler vücudi olarak necistir. Varlık olarak necistir. Fakat Maturidi gerçekten bugün bizim Müslümanlara çok önemli bir ders vermektedir. Der ki,
hiçbir insan Allah'ın en güzel şekilde yarattığı ve onurlandırdığı, akıl verdiği bir varlık necis olamaz. Bu necislik onların davranışlarıyla ilgilidir. Tıpkı şeytanla ilgili bu falokları, kumar, içki, onlar yasaklığıyla ilgili bahsedilirken Allah buyuruyor ki onlar riçsün min ameli şeytandır. Yani şeytanın çirkin davranışlarındandır. Şeytanın kendisini riçs olarak da burada bizatihi bir tanımlama yapmaz der. Bu da gösteriyor ki insanların dış görünüşündeki bir davranışının onun vücudunu, mükerremliğini yok etmeyeceğini ve onu necis kılamayacağıdır. Onun için bu anlayış gerçekten Hanefi Maturidi gelenekte, daha sonra bizim Yunus'ta, Ahmet Yesevi'de, Hacı Bektaş Veli'de, değil mi? Daima öne çıkmıştır. Hatta Ahmet Yesevi'nin bir sözü çok güzeldir. Sünnet imiş kafir bile olsa incitme anı, Huda ondan bizar olur der. Mesela çok enteresandır. Yani insanı Osmanlı'da hepiniz bilirsiniz, zat halinize diyeceğim yok ama fikrinize karşıyım derler. Ya biz kavgamız olsa da fikren ama şahsına hakaret etme hakkımız yoktur kimseye. İkinci bir husus, insanların inanç özgürlüğü üzerinde insana akıl verdiği için, aklın önemine vurgu yaptığı için insanların inançlarının hiç kimsenin müdahale edemeyeceği bir mekanda bir yolla gerçekleşmesi gerekir ki müdahaleden uzak olsun ve insanlar sorumlu olsunlar. Bunun yeri kalp olarak söyler, fakat kalbi tasdikin bu eylemini akli bir eylem olarak anlatır ve ilk defa İslam düşüncesinde sanıyorum akli iman kavramını kullanan Maturidi olmuştur. Ve bunu eserlerinde görüyoruz. Delillendirilmiş, başkasının taklit ederek değil, başkasından etkilenerek değil, ataları mümin olduğu için değil. Burada bireyselliği öne çıkardığını görmekteyiz Maturidi'nin. Çünkü buna bağlı olarak sonuçta şunu söyler, hem siyasi eylemlerinde hem diğer eylemlerinde, ibadetlerinde temel prensip şudur. İnsanın iradesi ve eyleminin müdahil olmadığı bir işinde, taatında, ibadetinde hayır yoktur. Ya bugün Müslümanların dindarlığıyla bir karşılaştırsak ne kadar dökülüyor olduğumuzu göreceğiz. İnsanlar kendi ihtiyarını işine sokmadan, efendim dinde akıl mı olurmuş diyerek hep başkalarının dediklerini bir matik gibi tekrarlayıp sürekli aynı şeyleri yapanları görüyoruz. Bu anlayış Maturidi'nin sisteminde taklit olarak görülüyor ve tahkiki imana ermeyen, ki tahkiki imanla iman etmeyenin imanının geçersiz olduğu üzerinde duruyor. Dolayısıyla hem bireyselliğe, hem eleştirel yaklaşıma, hem de tutarlı bir bilgiye dayalı imandan bahsetmiş oluyor Maturidi. Ve bu iman veya inkar konusu söz konusu olduğunda ayetlere dayalı olarak der ki, Allah insanı özgür yaratmıştır, dilerse inanır, dilerse inkar eder. Buna bağlı olarak bazı ayetlerde Allah dilediğini saptırır ayetlerini yorumlarken der ki, Allah o kişi aklıyla küfrü tercih ettiği için onu saptırdı der. Kalbi mühürlenmiş olanlara der ki, o kişi aklını kullanmadığı için kalbi şartlandı ve onun için onun kalbi mühürlendi. Yani hiçbir zaman insanın iradesinin olmadığı bir küfür, insanın iradesinin olmadığı bir iman veya başka bir eylemi dikkate almaz. Ve enteresan olan burada bir görüşü var, onu özellikle paylaşmak istiyorum. Bugün IŞİD'in veya diğer radikal bazı kendini tırnak içerisinde İslamcı tanımlayan kesimlerin kullanmış olduğu bir şey var. İşte efendim önce insanların tekfir edilmesi ve ondan sonra onun imanının sorgulanması. Hariciler de bunu tarihte yaptılar. Yakaladılar insanları, istiraz diye bir prensip uyguladılar. Hadi bakayım şu görüşü kabul ediyor musun, bunu ediyor musun? Sen bizden değilsin, sen öldüreceğiz seni dediler. Şimdi de aynısını bu tür adı İslami olan, kendini öyle tanımlayan gruplar, radikal gruplar, İslam dünyasını değil, bütün dünyayı cihat meydanı ilan edip, eline silahı alıp, suç makinası gibi önüne geleni öldürmeye kalkan insanlar var. Maturidi burada şunu söylüyor.
İnsanların inanmak özgürlüğü olduğu gibi inançsızlık özgürlüğü de vardır. İnançsızlık insanlara karşı işlenmiş bir suç değildir. Dolayısıyla insanlara karşı işlenmemiş bir suçun cezasını insan veremez. İnançsızlık Allah'a karşı işlenmiş bir suç olduğu için onun cezası ve kime karşı Allah'a karşı işlendiği için de onun karşılığını ancak cezasını ahirette Allah verebilirdir. Görebiliyor musunuz din ve vicdan özgürlüğünün teminatını ne kadar güzel ortaya koyuyor. Bugün insanlar eline imanometre alıp önüne gelenin imanını ölçmeye kalkıyorlar. İman konusunda hiç kimse kimsenin imanını sorgulayamaz. Ve dış görünüşte amelleri dolayısıyla bir insanın amellerinden hareketle imanını tahakküm altına almaya, sorgulamaya da hakkımız yoktur. Burada en önemli ayrım, yani amelleri insanın imanından ayırması, imanla amel ayrımı yapması ne demektir? İnsanların dindarlığına dışarıdan müdahalenin önünü kesmek için bunu yapmıştır. Hariciler ve amelle imanı birleştirenler, bugün görüyorsunuz, işte bazı İslam ülkelerinde İslam'ı uyguluyoruz diye zorla kilitletip dükkanları namaza götüren yerler vardır. Namaza gitmek zorunda bırakanlar vardır. Tekrar söylüyorum, Matur'un anlayışında insan iradesinin ve ihtiyarının olmadığı bir dindarlıkta hayır yoktur. Fakat bu akla, bu kadar iradeye vurgu yapmasını maalesef bizim Osmanlı Şeyhülislamlarından Sabri Efendi bile tahammül edememiş. En sonunda Maturidiliği Mutezile kılığında ortaya çıkmış bir ekol olarak görmüş ve istifa ettiğini söylemiştir. Bu da Türkiye'de modern dönemde şu anda ismi sembolik olarak her ne kadar Maturidi kullansalar da Maturidiliği devre dışı bırakarak kendi grup zihniyetlerini başkalarına aşılamak ve onunla bir dindarlık oluşturmaya çalışmak şeklinde olumsuz bir ortama sebep olmuştur. Ve müdahalelerin kaynağı da aslında iradeyi ortadan çıkarmaktan gelmektedir. İnsanla ilgili en dikkat çekici hususlardan birisi de insan ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar zıt duygularla donanmış olursa olsun hiçbir zaman bu duygular mutlak olarak kötü sonuç vermez. Allah insana iyi ve kötü duyguları, içgüdüleri vermiştir. Bu duygular aslında bizatihi kötü, bizatihi iyi değildir. Mutlaklık değildir. Bunlar yere, duruma göre eğitime, talim ve taallümle birlikte me'arife dönüşebilir diyor. Biliyorsunuz bugün İslam dünyasının en büyük insan terbiyesi neye dayanmaktadır? İnsanların bu kötü duygularını yok etmek üzerine kurulmuştur. Aslında insanda, Allah'ın yarattığı insanda kötü duygu yoktur. O duyguların terbiye edilmesi sorunu vardır. Onun için Maturidi'nin ahlak anlayışında insanlar, eğer bir insan doğuştan demeyelim, insanda, bütün insanlarda biraz cimrilik vardır der, bencillik vardır. Bu bencillik eğer eğitimle cömertliğe dönüştürülürse çok önemli bir insan tipi ortaya çıkardır. Bazı insanlar öldürmekten korkar, tabiatı gereği ya da ölmekten korkar. Ama onu eğer bir ideal uğruna, insan kendi özgürlüğüne saldıran birisine cevap vermede kullanırsa, savaş hukukunda onu savaşçı olarak yetiştirirse, eğitirse o çok iyi bir savaşçı olabilir der. Dolayısıyla insanın karakterleri değişmez değildir. Eğitimle, talim ve teallümle insanlığın ortak meyvelerini verebilecek, medeniyetin ürünlerini verebilecek şekle getirilebilir eğitimle. Dolayısıyla ahlakın güzelleştirilmesi ve irade terbiyesinden bahsetmektedir Maturidi. Yani bir irade davası vardır Maturidi'nin. Bir Müslüman, Müslüman olmakla ahlaklılığı bitmiş değil. Bu ahlaklığı sürdürebilmesi için iradesiyle hayat boyu çabalaması gerekmektedir. Toplumsal kısma geldiğimizde Maturidi'nin anahtar kelimesi değişimdir. İnsan hayatında olduğu gibi toplumda da değişim esas alınmıştır. Bunu
çoğu kere izah etmekte zorlandığımızı görüyoruz ama bunun sebebi Maturidi'nin çok önemli gördüğüm bir temel teşkil eden bir kısım var. Nübüvveti temellendirirken kullanır onu. Orada çok açık bir şekilde bütün dünyadaki asılların belli bir usul üzere yürüdüğünü, akli olarak bir yolu yordamı olduğunu söyler ve burada hem mantıki kategorilerden hareket eden, felsefi birikimden hareket eder ve der ki aslında kainatta her şey hem tabiatta hem değişen dünyada, sosyal hayatta iki, üç asıl üzerine devam eder. Bir, bazı şeyler vardır ki zorunludur, buna vaciptir. Fakat buradaki bu vacip, müstahil ve mümkün kısmını kullanırken diğer kelamcılar gibi nübüvvetin imkanı açısından değil, nübüvvetin bilgisinin değeri açısından değerlendirir. Burası özellikle dikkat çekicidir. Burada bir, vacip olan kısım ve müstahil olan kısım akılla tespit edilen dinin çerçevesini oluşturur. Bunlar neden oluşur? Bir, tevhid. Ki insanlar vahiy gelmese dahi aklıyla tevhidi bulmak zorundadır. İkincisi, ubudiyet, şükran borcu. Hangi kişi olursa olsun, inançlı, inançsız. Kendisine yapılan bir iyiliği gördüğünde ona teşekkür eder. O kişiye şükran borçlu hisseder. Maturidi'ye göre bir insan Allah'ın varlığını bulup kendinin sonra yaratıldığını fark ettiğinde Allah'a bir şükran borcu olarak teşekkür eder. İşte bu ubudiyettir. Bir de değişmeyen ve buna din diyor, bu değişmeyen üçüncü bir dinin unsuru da ahlaktan oluşur. Ahlak, bizim bildiğimiz yani böyle sosyal hayattaki değişen kısmını kastetmiyorum. Buradaki ahlakla kastettiğim, yani on emir diye de bildiğimiz yalan söylememek vesaire gibi. Bu konularda bu dinin, yani İslam'ın Hazreti Muhammed'den, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kalan kadar gelen kısmında değişmeden din olarak gelen şey tevhid, ahlak ve ubudiyet, yani şükran borcu. Ubudiyet kısmı. Bunlar değişmediği için burada kimsenin müdahale hakkı yok. Zaten etmeye gerek yok, akıl o sonuca varıyor. Fakat ikinci kısım, ki değişen kısmı oluşturur, bu vacip ve müstahilin dışında haram veya helali de bu mümkün kısmında değerlendirir. Der ki, bir de mümkünler kısmı vardır. Bu mümkünler kısmında da insan çok şey söyleyebilir. Sosyal hayatın değişen boyutlarını ihtiva eder. Fakat burada akıl birden çok görüş ortaya koyabileceği için mümkünattır. Bu kısım değişkendir. Duruma göre halden hale, mülkten mülke, yerden yere değiştiği için burada zaman zaman Allah'ın bir peygamber göndererek insanları bir arada o gün için toplayıp örnek oluşturması bakımından nübüvvete ihtiyaç vardır ve nebi onun içindir. Onun için der ki aslında nebi aklı terbiye için değil, nefsi terbiye için gelmiştir der. Bu mümkünat kısmı söz konusu olduğunda buna tam oturan sistemli dedik ya, Maturidi bir sistem adamıdır. Bu buraya tam oturan onun İlmi ve analitik yaklaşımlarının bir sonucu olarak kavramsallaştırmaları ve alan ayrıştırmasıdır. Bence diğer İslam bilginlerinde o güne kadar olmayan ve ilk defa Maturidi tarafından ciddi bir şekilde alan ayrıştırması yaparak konuları tartışma geleneği Maturidi'ye aittir diyebiliriz. Daha önce bunun ipuçları vardı. Mesela din-şeriat ayrımı Ebu Hanife döneminde yapılmıştı. Fakat Ebu Hanife Maturidi kadar bu konuda derinleşmemişti. Ebu Hanife'nin de yapma sebebi bir ayete dayanıyordu. İşte ayette biz de şir'aten ve minhacen ayetinden hareketle bir şeriat kıldık. Ve bu şunu ifade ediyorlardı. Dinler, din tektir, şeriatler muhteliftir. Şeriatler muhteliftir derken asıl bu toplum tasarımında, Maturidi'nin toplum tasavvurunda sonuç ne oluyor? Aslında ilk dönem İslam alimleri birçok bunu bazı hocalarımız da yazdı. Tefsiri Taberi'de de zikrediyor. Şeriat din ayrımını kabul edenleri zikrediyor. Fakat
devamı gelmedi tartışmanın veya bunu işlemedi İslam bilginleri. Sadece Maturidi'nin burada ciddi bir açılım getirmeye çalıştığını görmekteyiz. Maturidi, şeriatı peygamberlere özgü, kendi dönemindeki toplumsal ihtiyaçlara binaen, o günün insanlarının hukuk kültüründe veya insanlık kültüründe var olan unsurları kullanarak onun üzerinden bir toplumsal düzen kurmaya çalıştığını söyler. Ve bu toplumsal düzenin her peygamberden peygambere değişerek devam ettiğini belirtir. Fakat Hazreti Muhammed'in şeriatı ona göre başka bir peygamber tarafından asla toptan kaldırılmayacaktır. Çünkü artık vahiy sona ermiştir. Ve buradaki şeriatın genel çerçevesi nelerden oluşmaktadır? Onu özellikle belirtmekte yarar görüyorum. Farzlar, ibadetler, emir ve nehiler, yani şer'i hükümleri ihtiva eder. Mesela der ki, dinde nesih olmaz. Şeriatta nesih olur. Vaitte nesih olmaz. Efendim, diğer saydığı bazı duyularla ilgili verilerde nesih olmaz. Dolayısıyla toplumsal, yani bugün için bir durumda çok doğru ve olumlu sonuç caydırıcı bir ceza, başka bir toplum için caydırıcı olmaktan çıkabilir. O zaman bu cezanın hükmü sona erer mi, ermez mi? Şunu belirtir, der ki, şeriatte hükümler, Hazreti Muhammed'in şeriatında hükümler bütünüyle ortadan kalkmayacak ama eğer bir şer'i hükme illet teşkil eden maslahat, o mana kullanır. Mana ortadan kalkarsa o şer'i hükmün süresi sona erer. Fakat buna karar verecek olan aklın bunu zorunlu görmesidir. Burada cümleleri aynen okumak istiyorum sıkıcı olmasın diye. Ve buna karar verecek olan aklen, karar verecek olan akıl, aklın bunu zorunlu görmesidir. Buradan hareketle ben Maturidi'nin toplumsal değişimiyle alakalı bugünkü gerek hukuk sistemimiz ve gerekse siyasi alanda yapılacak dini düşüncedeki yenilenmeler konusunda Maturidi aslında çok ciddi bir değişkenler ve değişmeyenler ayrımı yapıp değişen değer ve yargılar, değişmeyen değer ve yargılar alanını oluşturmak suretiyle bize aslında bir yol haritası vermektedir. Ama ben asla şunu söylemiyorum. Maturidi her şeyi çözmüştür. Hep Maturidi'nin arkasına geçip onun omuzundan ateş etmek taraftarı değilim. Ben böyle hiç yapmadım. Ama bazı arkadaşlar Maturidi için yetiştiği ortamı dikkate alalım. Bir devlet tecrübesi olan Semerkant gibi, Göktürkler gibi, daha sonra Samaniler, Karahanlar vesaire bir geleneğimiz var. Köklü bir kültürümüz var, akla önem veren bir kültürümüz var, hukuka önem veren, insana değer veren bir kültürümüz var. Bunları dikkate alalım. Hepimiz şunu söylüyoruz. Bir kısmımız Orta Asya'da yetişti diyoruz. Bir kısmımız Mavaraünnehir'de yetişti diyoruz. Bazen biz Türk asıllı dediğimizde, yok siz Türkçülük mü yapıyorsunuz? Ben bunun için Türk olduğunu söylemiyorum. Verilere dayalı olarak Bekir Bey'den tutun diğerleri bunu söylüyor. Ben bunu bizim geleneğimizdeki ahlaki ve hukuki değerlerle, İslam'ın hukuki ve ahlaki değerlerini aynı ufukta buluşturabilme başarısı dolayısıyla önemsiyorum. Bir alimi içinde yetiştiği toplumu anlamadan, göz önünde bulundurmadan ortamı bir alimi anlayamayız. Bugün gidiniz Orhun yazıtlarına, akıl ve gönlün Allah tarafından insana verilmiş bir kut olduğu söylenir. Kutadgu Bilige gidin, onlarca cümle vardır insanın onurunun akıllı olduğunu, Kur'an'ı resmen bir tefsir etmektedir. Hatta Kutadgu Bilig'deki 4 tiplemeden birisi aklı temsil eder okuduğunuzda. Yani bu ortamı değerlendirmek lazım, bu bizim kültürümüzle de bir ilişkisi var bunun. Bunu da antiparantez söylemek istiyorum. Peki, bu Maturidi'nin bütün eserlerinde, dinde nesih olmadığı açık. Şeriatta nesih olabilir. Bu nasıl olacak? Burada iki nokta üzerinde durduğunu görüyoruz. Birisi, İslam'ın ta başından beri, Peygamberimiz hayatta iken dahi, bazı ayetlerin değişimine dikkat çekiyor.
Sonra en önemli üzerinde durduğu müellefe-i kulüp, Hazreti Ömer'in uygulaması ve daha sonraki değişiklikle ilgili bazı uygulama örnekleri veriyor. Kavramsallaştırma yapması çok enteresan. Benim tespit edebildiğim kadarıyla klasik usul kaynaklarında, İslam hukukun usul kaynaklarında içtihatla nesih kavramı kıyasla tartışılmıştır. İçtihatla nesih kavramı kullanılmamıştır. Bunu Hanefi Maturidi alimlerin kullandığını görmekteyiz iki eserde. O da Maturidi'ye referansla hem Tevbe suresi, Mümtehine suresi 10. ayete atıfla hem de Müellefe-i Kulup'la ilgili ayete atıfla bizzat içtihatla nesih konusunda Maturidi'nin bir görüşü olduğundan bahseder ve bu ayetlerin hükmünün yürürlüğünün durdurulduğunu, kaldırıldığını söyler ve Maturidi bunu içtihatla nesih olarak kavramsallaştırır. Ve Maturidi'nin bu değişim ve dönüşüme ne kadar önem verdiğini zaten eserlerini incelediğinizde, ben burada onları okumak istemiyorum, çok sıkıcı olabilir o. Bütün değişimle ilgili Arap dilinde ne kadar kelime varsa, ben rastlayamadığım kalmadı. Tekallübünden, inkılabından, hudusundan, havadisinden bütün kavramları alıp inceleyerek sonuçta şunu söylüyor. Bu şeriatte değişen kısım, aklın ancak kontrolünde olabilir. Yani bazen de ikinci bir seçenek sunuyor, toplumsal nesih olabilir diyor. Örfle nesihten bahsediyor. Bunu da Mümtehine suresinin biliyorsunuz mümin olarak Medine'ye göçen hanımefendiler vardı. Onlarla ilgili imanlarının sorgulanmasından bahsediyordu. Yani mümin mi değil mi şey yaptıktan sonra onların kocalarına verdikleri ve kocaların onlara verdikleriyle ilgili bazı hükümler ihtiva ediyordu. Ve bu ayetin hükmünün durdurulduğunu ve günümüzde bunun bir hüküm ifade etmeyeceğini söyledi ve ifadesi de çok enteresandır. Türkçesini aktarayım. Bir toplumun bir ayetin mümkünat kısmında şeriatta bir hükmünü uygulamayı terk ederek, uygulanamaz hale geldiği için uygulamayı terk ederek başka bir çözüm bulması, bunu örfle, bizzat örfle nesih demiyor ama böyle bir ayetin hükmünün nesedilmesi caizdir diyor. Ben buna kendi kavramsallaştırmamla örfle nesih ismini verdim. Diğerine içtihatla nesih, buna örfle nesih. Peki bunlar bize ne getiriyor? Genişçe tartışırız onu, tebliğimde anlatıyorum. Ya bir defa bugüne geldiğimizde biz hep Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda İslam'ı bazı arkadaşlar ya Kur'an nesih olur mu? Kur'an ezeli bir sözdür. Kur'an'da nesih olmaz. Ya Hazreti Ali bile bir ayet-i kerimeyle diyor ki ben diyor Necva ayetini sadece ben diyor peygamberle belli bir ücret verip konuşma şeklindeki sadece ben uyguladım ondan sonra kalktı diyor. Yani başka uygulayan olmadı. Bunun gibi birçok örneği bugün yani Arap kültüründe var olan mesela hırsızlığın cezasını ilk defa Allah koymadı. Hırsızlığın cezası Arap toplumunda vardı zaten. Bilinen bir şeydi. Ama bugün 17-18 çeşit hukukta zikredilen hırsızlık türlerine hepsine bu el kesmeyle cevap vermek mümkün görünmüyor. Fikir hırsızlarına ne yapacaksınız? Bazısı diyor ki elini keselim, yok kafasını keseriz. Çünkü fikirler aktarılmış, insanlara mal olmuş, onu geri alamazsınız. İslam hukukunda elini kesmeme durumu ancak çaldığını geri verirse kesmezsiniz. Eğer vermezse o zaman, ama eğer geri alırsanız başka bir ceza verirsiniz. Dolayısıyla burada bugün bu uygulandığında İslam'ın adalet, asıl mekasdü şeria dediğimiz beş malı, dini, canı, nesli, nefsi korumak bunlar eğer gerçekleşmiyorsa, bu cezanın sonuçsuz kalması söz konusuysa biz insan olarak bir hüküm koyabilir miyiz, koyamayız mı? Bir Müslüman olarak. Aslında Debussy'nin Takvimül Edillesi'nde son bölümde aklın şeriattan müstakil, bağımsız hüküm koyabileceğine dair bir bölüm vardır. Orada bunlardan bahseder. Hatta bazı İslam hukukçuları Allah'ın hüccetullahı olarak gördükleri aklı illa bir konu gündeme geldiğinde hemen ayete ya da hadise yönlendirmek değil, eğer akıl o konuda bir hüküm verebiliyorsa o hükmü akıl verir. Hemen bir ayete, hadise gitmesi şart değildir.
hatta şunu söyler, akıl dinde vacip ve maruf koyabilir. Mesela ispatül vacip konusu, Allah'a vacip sıfatını veren akıldır. Kur'an-ı Kerim'de de geçmez, başka yerlerde de geçmez. Aynı zamanda akıl, münker ve dinde, münker ve haram koyabilir. Mesela şirk haramdır der. Aynı zamanda münkerdir. Mümkinat kısmında, değişen kısımda ise akıl bazen bağımsız hüküm verir, bazen de bizzat insan tabiatıyla ortaklaşa hüküm verir. İnsanda bir nefis boyutu vardır. Der ki, Allah Kur'an-ı Kerim'de tayyibat olarak bahsettiği hem aklın hem nefsin maruf gördüğü, tayyip gördüğü şeylerdir. Yani akıl sadece haram helal koyamaz, bunu söyler. Ama onun dışında haram ve yasak koyma yetkisi vardır, maruf koyma yetkisi vardır. Burada da iki otorite tanıyor. Yani şeriatın bazı hükümlerinin eğer maksadı gerçekleştirme konusunda yetersiz hale gelmişse, bunları akıl ve örfle daha iyi bir çözüm bulunmuşsa, bu hükümlerin yürürlüğünün durdurulabileceğini veya nesedilebileceğini söyler. Ama buna caizdir ifadesini kullanır, dikkatinizi çekerim. O şartlarda böyle bir şeye ihtiyaç vardır. Ama daha sonra başka şartlar doğar, yeniden öyle bir şey gerektirebilir. Onu belirleyecek olan sosyal, toplumsal değişim ve ihtiyaçlardır. Ve bu şekilde eğer İslam'ı anlarsak, sonuçta bugün siyaset alanında, hukuk alanında, sosyal hayatta, dindarlığımızda daha kaliteli bir dindarlık oluşturabileceğimiz kanaatindeyim. Ayrıca siyasi boyuta da birkaç şey söyleyerek bitirmek istiyorum. Zamanım var mı hocam? Evet. Onunla ilgili de bir diyanet-siyaset ayrımı yapmak suretiyle, diyanet yetkisinin, yani buradaki maksat diyanetle, ben onu çok uzun uzun acaba tefsirde de geçiyor mu diye araştırdım. Diyanet kelimesini daha çok haram ve helal koyma yetkisini kendinde Allah'ın uluhiyeti için kullanıyor. Bunu da nebiler yoluyla, resuller yoluyla Allah insanlığa getiriyor. Onun dışında bir insanın haram ve helal koyma yetkisi yoktur der. Ancak bu haram ve helalin dışında maruf ve münker koyabilir insan. Çünkü orada o müdahale alanı bırakıyor. İkinci bir konu bu siyasi konularda değişen kısımda insanların uzmanlığına müracaat edilmesinden yana. Siyaset mülükler diye ifade ediyor. Fakat ben onu diğer ehliyet ve liyakat konusunda tefsirde zikrettiklerine bakarsak, mesela bir Hristiyan'ın bile bir konuda uzman olduğu takdirde İslam devletinde o uzmanlık alanında görev yapmasının bir sakıncası olmadığını, liyakatın bunu gerektirdiğini söyler. Dolayısıyla siyasi konuda ehliyet esastır. Son olarak siyasi konular olsun, olgular olsun, toplumsal olgular olsun, Maturidi zülvücuh ifadesi, onun yani çok yönlülük teorisi diyebiliriz, var ya, Sayın Hocamız, Sayın Başkanımız bunu fiillerde ortaya koydu. Bu zülvücuh olayını esas alarak bir olayın, bir olgunun birden fazla bakış açısını gerektirebileceğini söyler. Mesela siyasi açıdan bir şey yanlış olabilir, diyanet açısından doğru olabilir. Toplumsal açıdan doğru olabilir, siyaset açısından yanlış olabilir. Dini konuya bir örnek vererek bitireyim. Mesela Eleyhimme min Kureyş rivayetini alır. Bu rivayetle ilgili der ki, burada imamların Kureyşliliği siyasi açıdan o günün şartlarında ve kavmiyet açısından doğrudur ama diyani açıdan yanlıştır. Diyani açıdan asıl olan görevi bilenlerin bu işi yüklenmesidir. Bakın ne kadar farklı bakış açılarını önümüze koyabiliyor. Ve ben bu kadarla yetiniyorum son söz olarak. Dinin de siyasetin de bugün özgürleştirilmeye ihtiyacı var. Birbirleriyle olan ilişkisini çok iyi ayarlamak gerekiyor. İnsanların iradesine itibar edip, iradeleri özgürleştirip, kendini yönetecek kişileri seçerken özgür iradelerini kullanma imkanlarını da sağlamak gerekiyor. Aksi takdirde bir grup siyasetle masaya oturup başkalarının iradesini pazarlık konusu yapabilir. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için.
Teşekkür ediyorum Sönmez Hocam. Ben hiç vakit kaybetmeden sözü müzakere yapacak olan Şaban Ali Düzgün Hocam'a veriyorum. Buyurun. Estağfurullah Hocam. Teşekkür ederim. Sönmez Hoca'nın aslında çok eski bir, kaç yıl oldu? Diyanet, siyaset, 10 yıla yakın oldu. Yazdığı bir makale ve o dönem biraz konuşuldu, tartışıldı. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetlerini de dikkate alarak buradan bir laiklik mi çıkarılıyor tartışmaları o zaman ortaya gelmişti. Onu biraz daha atomize etmek, parçalamak lazım. Temel kavramlar üzerinden gitmek lazım. Din ve siyaset ya da din ve devlet arasında bir ayrıma, Kur'an-ı Kerim'in kullandığı terminolojiyi, şura gibi, ulul emr gibi, itaat gibi kavramlara nasıl bir anlam yüklediğini, daha sonra da bunun bizim gelenekte nasıl bir karşılık bulduğunu görmek lazım. Şimdi küçük bir bilgi ve Maturidi'nin buradaki pozisyonunu tespit açısından şunu sormamız lazım. Şimdi Maturidi bir siyaset teorisyeni midir? Dolayısıyla din ve diyanet arasında ayrım yapmak bir siyasal teori kurma iddiasını içerir. Şimdi siyaset teorisyeni isimlerimiz var bizim. Kim var? Aklıma gelenleri buraya kayda aldım. Bir kelamcı olduğu için mesela Cüveyni'yi hemen hatırlayabiliriz. İyi bir siyaset teorisyenidir. Gıyasül Ümem. Gıyasisi meşhur, Türkçe'de de var. Farabi'nin Fusulül Medenisini biliyoruz. İbn-i Teymiye'nin Es-Siyasetü Şer'iyyesini biliyoruz. İbn-i Zafer'in Türkçe'ye iki tercümesi yapılan Adil Hükümdarını biliyoruz. Orijinal adı Sülvanül Muta'dır. Turtuşi'yi biliyoruz. Sıracül Müluk, Türkçe'de var. Tuğla büyüklüğünde bir kitap. İbn-i Cema'a çok önemli bir isimdir. Tahririni biliyoruz. Nizami Mülk'ün Siyasetnamesi en ünlülerdendir. Adı anıldığı için aynı kategoriye girer Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Biligi bir siyasetnamedir. Şimdi bu geleneğin içerisinde Maturidi yok. Yani Maturidi bir siyasal teorisyen değil. Fakat Maturidi'nin eserini yakından tevilatı, yakından ilgili ayetleri, çünkü burada anılan isimler de bazen referansta bulunuyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Ayetlere baktığınızda size siyasal bir teori kuruyormuş havasını yaratacak açıklamalarda bulunduğunu görürsünüz. Bir örnek. Yöneticide aranması gereken nitelikler derken, mesela şimdi yöneticide aranması gereken nitelikler hemen iki niteliği öne çıkarır. Bunlardan bir tanesi der takvadır. Bu onun Allah'la olan ilişkisini ve bütün tasarruflarında nihai olarak hesap vereceği düşüncesini içerir. Çünkü takva eskiden bugünkünden daha önemlidir yönetici açısından. Neden? Çünkü bugünkü yöneticiyi hizaya getirecek kanunlar, yönetmelikler var. Ya anayasa var. Eskiden kralı, padişahı neyle hizaya getireceksiniz? Getiremiyorsunuz. Dolayısıyla padişahın ya da kralın, sultanın verdiği hükümlerde nihai olarak kendisini sorgulayacak birisinin var olduğunu ona sizin belletmeniz gerekiyor. Bu takva. İkinci özelliği diyor basiret. Basiret de toplumla ilgili verdiği kararların yaratacağı sonuçları dikkate alarak karar vermesidir. Şimdi iki temel kavram. Birisi takva, dikey ilişki. Birisi basiret, yatay ilişki. Eğer bölerseniz buradan ne çıkar? Yani hem dini hem de dünyevi bir düzlem yaratıyor. Buradan sanki bir ayrım çıkmıyor. Yani bir insanın iki temel özelliği, hem ruhani hem bedeni diyeyim, bir özelliği kuşanmasını talep ediyor gibi duruyor. Bunun atomize etmemiz gerekir dediğim noktaya tekrar döneceğim. Atomize etmemiz gerekir. Kastım nedir? Parçalara ayırdığımızda birkaç kavram. Mesela şura kavramını ben orijinal kaynağından okumak istiyorum size. Şura bir aynı zamanda
bir icma şeklinde şöyle diyor. Diyor ki, müşavere ya da şura li ennel müşavarete içtima'ul ukuli vel ezhani, akılların ve zihinlerin birlikte iş görmesidir. Ve izâ içtema'at kânet ilâ istidrakil hakkı ve sevâbi esra'a ve eblaga mimma infarada kull aklin bi nefsihi. Her aklın teker teker beceremeyeceği, yapamayacağı süratte ve doğru bir şekilde karar alma mekanizmasını çalıştırır diyor şura. Ve din ve devlet arasında, ben Sönmez Hocam'dan oradan ayrılıyorum, daha önce de bunu paylaştım kendisiyle. Din ve siyaset arasında, Diyanet ve siyaset arasında ayrımdan ziyade, Maturidi'de ben din ve devlet arasında bir ayrımın var olduğu fikrindeyim. Bunu da paylaşacağım sizle. Neden? Çünkü siyasetin bir ahlak, bir kültür verdiğini, mesela liberal siyaset, otokratik bir siyaset, efendim monarşik bir siyaset, her birinin kendine has ilkeleri var. Peki İslam'ın olacaksa şayet, olacaksa, yani bir dinin siyasi teorisi olabilir mi? Bana sorarsanız, olmalıdır. Ya olmalıdır. Nedir bu? Bir insan ekonomik ilişkilerini kurarken nasıl göz önünde bulundurması gereken temel kurucu ilkelere sahipse, siyaset yaparken de temel kurucu ilkelere sahip olmalıdır. Ve bu ilkeler bir üst kavramdan gelmelidir, bir üstten gelmelidir. Siyasette de böyle, ahlak, yani ahlak, şimdi tahmin edebiliyorum, Ahmet Akbulut Hocam bana çok şöyle diyecek, yani müzakere ederken, siyasetin ahlakı, bakın gördüğünüz gibi hocam herkese belletmişsiniz, siyasetin ahlakı olmaz. Biz de diyoruz ki ahlak kurucu ilkelere sahip olduğu için ekonominin de ahlakı olacak, siyasetin de ahlakı olacak. Dolayısıyla bir Müslüman adam siyaset yapacağı zaman takip edeceği ilkeleri nereden alacak? İster insan doğasından alsın, bu Farabi tarzıdır, Farabi de böyledir, organik. Yani Aristo'dan kaynaklanır. İnsan vücudu nasıl çalışırsa, kozmik sistem nasıl çalışırsa toplumda öyle çalışır. Nasıl burada bir iş bölümü varsa kalbin işi bellidir, ciğerlerin işi bellidir. Toplumda da iş bölümü esastır. Aynen bu organik siyaset. Farabi de bu böyle çalışır. Aristo tarzıdır. Ve şunu söyler. Toplum siyaset yaparken bir şeyi dikkate almalıdır. Başka hiçbir şey değil. Bir şey, içinde yaşayan her bir ferdin yetkinleşmesini, kemale ermesini sağlayacak. O kadar mükemmel bir hedef ki bu Aristo'dan kaynaklanır. Aristo'da var, Farabi'de de var. Yetkinlik, toplumun varlığı, siyasetin bütün amacı her bir insanın potansiyellerini aktüelleşmesini sağlayacak şekilde yetkinleşecek imkanları ona sağlamaktır. Peki ahlak yoksa, siyasetin ahlakı yoksa, yetkinlik, kemali, çünkü kemal biliyoruz, kemal Allah'ın temel niteliği, en mükemmel varlık o. Siyasetin görevi de bireyi, toplumu organize ederken her bir bireyin bu kemale yaklaşmasını sağlamak. Ahlak yoksa, temel ilkeler, prensipler yoksa nasıl sağlayacaksınız? Bu, o parçalayarak siyasetini tartışalım var mı yok mu kısmında bir söyleyeceğim bu şura idi. İkinci olarak burada dikkatinize sunmak istediğim nokta, siyasetin bir gelenek olarak, Maturidi'de de var olan bir gelenek olarak, Şii düşünce hariç, Şia hariç, Sünni gelenekte siyasetin ve siyasetin devleti, yani onu yönetecek kişileri seçme, atama mekanizmasının tamamen rasyonel olduğu, insanlara bırakıldığı bir atamanın ve tayinin, Şia düşüncesinde olduğu gibi bir atama, nasb, tayinin hiçbir şekilde olmadığıdır. Şimdi bu neyi getirir? Bunu biz İbn-i Kuteybe başta olmak üzere, bunu ben çok sık anıyorum, önemine binaen burada tekrar edeceğim. İbn-i Kuteybe'den başlayarak, Karafi'nin Envarul Buruk eserinde en detayını bulduğu haliyle Hazreti Peygamber'i önce 36 kısma ayırıyor. Bütün eylemlerini, sözlerini, takrirlerini, yapıp ettiklerini, davranışlarını 36 kısma Envarul Buruk'ta Karafi. Sonra da 4'e indiriyor. Ve bu 4'e indirme İbn-i Kuteyba'da var.
Tahir bin Aşur'da var. Şah Veliyullah Eddehlevi'de var. Bunu takip ediyorlar. Diyorlar ki Hazreti Peygamber'in 4 temel misyonu var. Bunlardan bir tanesi nübüvvet ya da tebliğ. İkincisi imamet. Üçüncüsü kaza. Dördüncüsü iftâ. Yani Hazreti Peygamber'in ilk görevi nübüvvettir, tebliğdir. Ve bütün Müslümanları bağlar. Ne dediyse, ne getirdiyse, ne yaptıysa. İkinci olarak görevi imamettir. Bu onun Medine site devletindeki başkanlığıdır. Ve vefatıyla biten şey kendisinden sonrakileri bağlamaz. Şimdi şu ifade dikkatli takip edilmelidir Karafi'den. Hazreti Peygamber'in vefatıyla devam eden özelliği ile Hazreti Peygamber'in vefatıyla biten özelliği diye bir ayrım yapıyor. Peygamberimizin vefatı nübüvvetinin bitiminin sebebi değil asla. Devam ediyor. Ama vefat ettiği an yeni bir devlet başkanı seçiliyor. Demek ki vefatıyla biten bir görev var. Diyor ki işte bu dinin bir parçası değildir. Üçüncüsü kaza dediği yargılamaları. İki kişi geliyor, yargılıyor. Yargılamada ki ulaştığı neticeler, sonuçlar nasıl yargıladığı da Müslümanları bağlamaz arkadan gelenleri. Dördüncü yetki iftâ, fetvalar. Hazreti Peygamber'in sorulan sorulara verdiği fetvalar bütün Müslümanları bağlar. Dolayısıyla burada Hazreti Peygamber'in neden böyle bir ayrım yapılmıştır? Bana sorarsanız bu din-devlet ilişkileri meselesinin çok erken dönemlerde muhtemel yaratacağı sonuçlar bence bir kazuistik yöntemle analiz edilmeye başlanmıştır gibi duruyor burada. Bu dinin siyasetten ayrılması, bir örnek vereyim ben burada, Orta Çağ teolojisinin en büyük ismi tartışmasız Hristiyan dünyada. Saint Thomas. Bunu bir yerde kullanmıştım. Saint Thomas, yanımdaki arkadaş dedi ki, ya dedi bizim için sen dedi Thomas, sizin için de mi sen dedi Hristiyan. Sonra dedim aman ya Rabbi, Saint Thomas, Aziz Thomas dedi. Yani biz Hristiyanlar dedi, Thomas'a Aziz Thomas deriz de Müslümanlar da diyor mu dedi. İlk defa orada uyandım. Aziz Thomas diyormuşuz adama. Thomas de Aquin o zaman, Aquinoğlu Thomas. Aklı Aristo felsefesini, Katolik felsefesinin içerisine enjekte eden adamdır. Fakat şurada dogmatiklerin lideri, Engizisyon'un babası sayılır. Engizisyon'un babası sayılır. Yani Orta Çağ'da, İspanya'da, Sevilla'da kurulan ve Orta Çağ'da 93 bin kişinin yakılarak öldürülmesine sebep olan bütün bu işlerin başını bu adam çekiyor diyorlar. Sebep verdiği bir fetva. Ne diyor bu adam? Allah'ın diyor yeryüzündeki hakimiyetini temsil eden kiliseye ait olmamak, bedenini oraya teslim etmemek o bedenin yakılmasının sebebidir. Korkunç bir olay. Korkunç bir olay. Şimdi bir ayrım ve bu protestanlara da sıçradı. Ben geçen İsviçre'de ziyaret ettim ve paylaştım da resmini. Su Kilisesi'nin önünde Zwingli'nin resmi. Zwingli İsviçre'deki protestan hareketin lideri. Ve adamın yine elinde ne var? Bir elinde kılıç var, bir elinde İncil var. Bu şu demek, ben hem dünyaya hem de dine talibim. Sizin hem ruhunuza hem bedeninize talibim. Yani eğer bedeninizi bu ruha, ruhsallığa teslim etmezseniz canınızı yakarım. Şimdi bu dolayısıyla doğuda da batıda da bence İkisi arasında bir ayrım yapma geleneği dini otoriteyi, dini erki, dini yetkiyi eline alan insanların yaratacağı muhtemel sorunlardan kurtulma çabasından ileri geliyor. Peki buradan hareket ettiğimizde ben neden Maturidi'nin oraya daha spesifik noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum? Bu krallar, mülk. Kur'an-ı Kerim'deki mülk, Maturidi'de spesifik olarak ele aldığım nokta o. Nübüvvet ve mülkiyet arasında ayrım yapıyor. Nebiler ve melikler. Mesela biz hem Davud'a hem Süleyman'a
Kur'an-ı Kerim ayetleri biliyorsunuz. Hem nübüvvet, hem mülkiyet, hem mülk verdik. Buradan hareket ediyor Maturidi, diyor ki hem mülk hem nübüvvet verilmiş olması bunların iki ayrı şey olduğunu gösterir. İkincisi, biz diyor meliklerin nasıl seçildiğini, kendilerinde hangi niteliklerin arandığını, melik dediği devleti yönetme erkini elinde bulunduran kişi, nasıl seçildiğini biliyoruz. Mesela ileri gelenlerden seçmek isterler, zenginlerden seçmek isterler vesaire vesaire. Fakat nebilerin tam tersi olduğunu, yani toplumun en dibinde görünen bir insanı Allah'ın seçerek nebi yapma geleneğini olduğunu biliyoruz. Arada yine bir ayrım var. İkincisi, Hazreti Peygamber diyor toplumla ilgili konularda, yönetimle ilgili konularda, bu söylediği Maturidi'den aktarım. Hazreti Peygamber'e toplumu ilgilendiren, yönetimle ilgili, ki emir kelimesini kullanıyor ve emruhum şura beynehum. İki ayet var biliyorsunuz bu emir bizi ilgilendiren, Nisa suresinde 59 ve 81 olabilir. Ayet-i kerimelerde bu geçiyor. Evet, hayır 83 düzeltiyorum. 59. ve 83. ayetlerde ulul emir kelimesi geçiyor. Onun bir bağlantısı olarak Hazreti Peygamber'in ve emruhum şura beynehum ve şavirhum fil emr ayetleri gereği diyor. Toplumun ileri gelenlerine, akil adamlarına danıştığı. Şimdi Hazreti Peygamber'in peygamber olarak danışmasından bahsediliyor. Bu şu demektir, peygamber dini konularda insanlara danışamayacağına göre danıştığı alan hangi alandır? Ya deniyor ki Hazreti Peygamber'in insanlara danışmasının emredildiği. وَشَاوِرْهُمْ fil emr. Ve onun da bunu uyguladığı alan işte yönetimle ilgili alandır. Bu ayrımlardan bir tanesi de budur. Orada Maturidi'nin hemen buradan şu ulul emrle ilgili biraz tahlil yaparak 7 dakika içerisinde inşallah toplamak istiyorum, toparlamak istiyorum. Ulul emr iki ayette dediğim gibi geçiyor. Şunları size hatırlatmak isterim. Ulul emir sanki sadece spesifik olarak burada kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de bunları ben çıkardım ve tercüme ettim burada. Bir Maturidi'nin ulul emir kavramsallaştırması diye bir makalem var. Ondan alıyorum bunu. Şu ifadeler Kur'an'ın ifadeleridir. Ulu be'sin mesela. Kudretliler. Ulu bakiyetin, kalıcı değer üretenler. Ulu darar, engelliler. Ulul azim, kesin kararlılar. Ulul ebsar, öngörü sahipleri. Ulul elbab, sağduyu sahipleri. Ulul emir, bilginler ve otorite sahipleri. Ulul erham, akrabalar. Ulul eydi vel ebsar, otorite ve öngörü sahipleri. Ulul fadıl, erdemliler. Ulul ecniha, kanatlılar. Ulul kurba, yakınlar. Ulul irbet, ilgililer. Ulul namet, refah içinde yüzenler. Ulul nüha, vicdan sahipleri. Ulul tavlu ve sa'a, erk sahipleri. Ulu kelimesi kullanılıyor Kur'an'da. Ulul emrideki dikkat etmemiz gereken nokta Maturidi'nin analizinde. Şimdi ati'ullaha ve ati'urrasule ve ulul emr minkum, sizden olan, yani Allah'a, Resulüne ve sizden olan, sizden ifadesi dikkate değerdir. Ulul emre itaat ediniz. Tartışma şu, ulul emir devlet başkanı mıdır? Maturidi'nin ilk yaptığı analiz şu, ulu kelimesi tekil değil de çoğul olduğu için tek başına devlet başkanını göstermez diyor. Çünkü çoğul. O zaman bunlar kim? Söylediği, verdiği kategoriler, kim dedi ulema diye? Heyecanlandınız. Heyecanınızı bastıramadınız. Cuşa geldiniz. Genelde Kur'an okunurken cuşa, Allah diye gelinirdi. Biz ilk defa bir tebliğ sırasında cuşa gelme olayını yaşadık. Maturidi'nin kerameti diyor Hasan Murat Hocam. Espri olsun diye bir şey söyleyeyim. Evvelki gün mini panelimizi yaparken Hülya Hocam sunumunu yaptı. Ben de espri olsun diye dedim 10 dakikalık süre içerisinde tam dedim 9 dakika 59 saniye. Öyle değildi tabii. Dışarı çıktım, birisi geldi, hocam dedi. Bu dedi Maturidi'nin kerameti olmalı dedi.
Yorumsuz. Yani ne kadar hazır insanlar. Evet. Peki, verdiği haklı, beyefendi haklı. Ulul emri bir, çoğul olduğu için diyor. Önce ulema, ulemaya gider. Fakat ikinci bir şey daha var. Ümeraya gider. Şimdi bence bu ikisi de hayati. Neden? Aslında şimdi bugün bizim ya modern siyaset teorilerinde geliştirdiğimiz erkler ayrımı sanki burada öne çıkarılıyor. Nedir o? Şimdi bakın, tek bir emire itaat etmekle yasama, bugün bu yasama, yürütme, yargıdır. Yarın buna başka bir şey eklenir ya da birisini kaldırırsınız. Yani yasamayı ve yürütmeyi birleştirirsiniz. Ama önemli olan şu, erkler ayrımı. Ben Anıtkabir'i ziyaretimde yıllar önce Jean-Jacques Rousseau'dan, sanıyorum Jean-Jacques Atatürk'ün en çok okuduğu kitaplar diye bir bölüm var ve orada Jean-Jacques Rousseau erklerle ilgili, Osmanlıca bu eser, erklerle ilgili bir sayfa açık duruyor. Diyor ki, önemlidir diyor bir insanın yasamayı, yargıyı, yürütmeyi kendi bünyesinde toplaması. Yan tarafına da Osmanlıca şöyle yazılmış, Atatürk'ün okuduğu kitaplar, burası mühim. Kesinlikle dedim ya, Sayın Rousseau, şimdi evet yani burası mühim. Oysa ümeranın, yani tek bir emirin değil de tek kişide bütün yasama, yürütme, yargının toplanması, yani bir kral yaratmak değil de tam tersi ümera. Yani diyelim ki denetleyici kurumlar, biz velayet diyoruz değil mi? Velayet. Ya yani Danıştay, Sayıştay, efendim idare mahkemeleri, her neyse. Bunlar olmadan bu işler yürümüyor. Bakın, dolayısıyla Maturidi'nin buradaki ulu kelimesinin çoğul olduğundan hareketle kimlerin itaat derken bu anladığımız anlamda itaat değil. Verilen kararlara teslimiyet, uyma anlamında. Ama verilen kararların denetlenmesi, velayet, velayetle ilgili nefsani velayet ve ruhani velayet diye Maturidi'nin ikili ayrımı var. Bunlar yazının içerisinde çok fazla detay var. Ben 20 sayfaya yakın bir yazı hazırladım. Ruhani velayet ve nefsani velayet. Kişinin bildiğimiz medeni hukuktaki haklarını, nikahını vesaire, bütün bunları nefsani velayet içerisinde almış, ele almış. Toplumsal ilişkileri, daha üst başlıkta toplum arasında hukuki, normatif ilişkileri ise ruhani velayet olarak ele almış. Ve bu ilkeleri, prensipleri ulemaya ve fukahaya şöyle bir görev yüklemiş. Diyor ki, gerçekten bunu notuma aldım, çok önemsedim. Diyor ki, bir toplumun diyor silikleşmesinin, yozlaşmasının, yok olup gitmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi onların içindeki ulemanın ve fukahanın kaybolup gitmesidir diyor. Çünkü onlar birer tüzel kişilik olarak bir şeyi temsil ediyorlar. Yani neden ulemaya, onların ortaya koyduğu ilkelere, prensiplere itaat edilecek, herkesi bağlayacak, ulemayı da bağlayacak bu ilkeler? İlkeler, mesele şu, ilkelerin, prensiplerin yönettiği ve ilkelerin ve prensiplerin kurumsallaştığı ama. Bütün mesele bu, kurumsallaştığı, birer kamu politikasına dönüştürme babında bunu söylüyorum. Kurumsallaştığı bir yapıdan bahsediyor Maturidi. Burada son iki dakika içerisinde şunları önemsiyorum. Toplumun, ya bir toplum, onu tekrar etmek isterim Sönmez Hoca'nın vurguladığı yerde, bir toplum teorisi, yani bir siyaset teorisi, toplumun nasıl yönetileceği ve hangi ilkelerin, hangi prensiplerin toplum organizasyonunda etkin rol alacağı konusunda belirleyici ilke, nasıl bir insan, nasıl bir birey tasavvurunun olduğudur. Yani toplum tasavvuru kesinlikle birey tasavvurundan kaynaklanır. Bu doğuda da batıda da böyledir. Yani siz Hobbes'ı alın, Thomas Hobbes'ı alın. İnsan insanın kurdudur. Eğer bu kurtları denetleyecek bir üst otorite, yani devlet otoritesi kurmazsanız bunlar birbirini parçalarlar. O zaman devlet otoritesi zorunlu olarak ortaya çıkıyor. Niçin? Kontrol etmek için. Şimdi kontrol edici, kimi kontrol ediyorsun? Bireyi.
Şimdi diyeceksiniz ki Thomas Hobbes'a diyorlar ya sen niye böyle diyorsun? Ayıp değil mi yani bir insanı böyle tanımlamak? Çünkü aynı geliyorsunuz Freud psikanalizinde aynısı var. İnsan akıl varlığı falan değil diyor adam. İnsan içgüdüleriyle davranan bir ama konuşan bir hayvan diyor. İçgüdüleriyle davranan. Öbürü de kurt olarak tanımladı. İçgüdüleriyle. Şimdi bizdeki gerçekten Müslümanların bireyle ilgili, insanla ilgili tasavvurları, tanımları bunun ötesinde arkadaşlar. Akıl kontrol edici bir mekanizma olarak kontrol edilmeden önce insanın otokontrolünü sağlayan bir başka bir makalem var. Yayınlandı internette, Dergi Park'tan erişebilirsiniz. Maturidi'de bireysel ve ahlaki otonomi diye bir makale. Orada otonomi ve özgürlük, ahlakilik meselesini tartışıyorum orada. Kur'an'ın ve bizim Müslüman kültürün orijinal anlamda söylüyorum. İnsan tasavvuru kendi kendini önce otokontrolle ilişkiler ağının içerisine koyabilecek bir yetkinlikle, yeterlilikle donatılmış. Buna Kur'an-ı Kerim naim diyor. Nimet. Nimet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de insana verilen, bahşedilen yetkinliklerle alakalı. Akıl bunun içerisinde, merhameti, duyguları bunun içerisinde. Belki bugün bir önceki tebliğin de bize kazandırdığı bir şey, merhamet vurgusunun, ilişkilerimizde merhamet vurgusunun çok daha güçlendirilmesi lazım. Adalete eşlik etmeyen bir merhamet mesela düşünsenize. Bunu hel cezaul ihsani illel ihsan gibi ihsan ontolojisi yapıyor. Amerika'dan geldi bir arkadaş fakültemize. Dedi ki ontolojisini ve siyasi dünyamıza nasıl etki edeceğini yazıyorum ben dedi. İhsan kelimesinin. Buradan bir şey çıkar mı dedik. Adam bir içerik koydu önümüze. Baktık çıkıyormuş. Yani ihsan kelimesi. Yani bir siyasal teorinin içerisine ihsan girer mi? Girer. İçerisinde estetik de var çünkü. Üstün var. Değil mi? Şimdi bu merhamet kelimesi toplumu zayıflatan bir unsur gibi algılanmıştır. Tam tersi bizde şu ayet-i kerimeyi Mehmet Görmez Hoca burada olsaydı onunla paylaşmak isterdim. Çünkü benim o tercümeme hep itiraz edilmiştir ama baktım hoca birkaç konuşmasında benim verdiğim anlamı veriyor ayet-i kerimeye. Ve ceza-ü seyyiyetin seyyiyetün mislüha. Bir kötülüğün karşılığı onun misli bir kötülüktür. Kim affederse Allah onun karşılığını verecektir. Ayet-i kerime. Atay hocayla bunu paylaştım. Dedim ki hocam bu ayeti biz şöyle tercüme etsek ne olur? Ve ceza-ü seyyiyetin seyyiyetün mislüha. Bir kötülüğe kötülükle karşılık vermek de kötülüktür desek ne olur? Baktı gramatik olarak hiçbir sıkıntı yok dedi. Neden dedi böyle diyorsun? Çünkü dedim adalet talebi, kötülüğe kötülükle karşılık verme talebi bir Yahudi zihniyetidir. Gerçekten kutsal kitabı, Yahudi kutsal kitabının mantığı budur. Madem ki bir ikmalden, bir kemalden bahsediyoruz, kemal size kötülük yapana kötülükle karşılık vermemeyi gerektirir. Mecbur kalınca adaletin gerçekleşmesi ayrı bir şey, ondan bahsetmiyorum. Ama merhametin burada bize eşlik etmesi gerekir. Dolayısıyla son olarak söyleyeceğim şey şudur. Bir özgür bir birey gerektiğinde bizden özgürleşen bir ben olarak ferdiyeti kendisine bahşedilen ferdiyet, Kur'an-ı Kerim'de ferdiyetten, füradadan bahsediyor ayet-i kerimeler. Bu bireyi yetkinleştirecek bir toplum tasavvuru, bu toplum tasavvurunu gerçekleştirecek, onun yönetirken mutlaka belli ahlaki ilkeler tarafından önü aydınlatılması gereken yöneticiler kavramı hem Kur'an'ın hem de o Kur'an'ı yorumlayan Maturidi'nin temel hedeflerinden bir tanesi. İtaatten bahsederken bunu gerekçe yapıyor kendisine. Hem bireyi hem toplumu nihai amaçlar etrafında yani herkesi barışa, esenliğe götürecek kimsenin dininden ve ibadetinden bakınız din ve ibadet özgürlüğü buraya notlarımı aldım. Yönetimde adalet, kafir ya da mümin hiç bakmadan bu bizim kültürümüzde var arkadaşlar. Son İsviçre'de paylaştım onu Bern'de bir adalet çeşmesi var. Adalet çeşmesi gittim fotoğrafını çektim. Adalet çeşmesinde 4 kişi var. Papa var vesaire. Bir kişi daha var. Kanuni Sultan Süleyman.
Amerika'daki Kongre Kütüphanesi'nin içine girdiğinizde de Kanuni Sultan Süleyman'ın büstü sizi karşılar. Kanun yapımına ve adalete ve meritokrasiye, dinine, imanına bakmadan layık mıdır bu işe diye bakarak adam istihdam eden kral diye büstünü koyuyorlar. Dolayısıyla bu adaleti, merhameti ve bu ahlaki ilkelere dikkat alarak barış içinde, esenlik içinde bir toplum yaratma arzusunu Maturidi'de fazlasıyla bulabiliyoruz. Sorular gelirse bunu daha açma imkanı olur. Sönmez Hocam'dan kalan süre içerisinde. Esas metin sahibi hocamız tabii ki. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar dikkatiniz için. Teşekkür ediyorum her iki konuşmacıya. Pimi çekilmemiş bir sürü aleti ortaya koyverdiler. Biraz sakinleşmek için bir ara verelim. Ondan sonra bakalım ne olur. Her ne kadar çok güncel ve tartışmaya açık konular varsa da ben arkadaşlarımdan rica ediyorum. Öz ve kısa olunabilirse çünkü 5.30'da bir sonuç bildirisi hazırlanıyor şu anda. O da burada kısmen olabildiğince o süre içinde müzakereye açılıp 6.30'da da herhalde açıklaması yapılacak. Onun için 5.30'da bitirmek kaydıyla pek çok tartışılacak konular var. Özgür irade konusu sanki biraz geri planda kaldı. Siyaset daha öne çıkar gibi oldu. Ama bu tartışmalarda belki bir denge sağlarız. Ben mümkün olduğunca müdahale etmemeye çalışacağım. Siyaset çok öne çıkınca aramızda siyasetçi arkadaşlarımız da var. Onların da katkılarını alırız. Ve umarım sükunetle bu oturumu da bitirmiş oluruz. Şimdi söz sizin. Kayıt altına alalım hocam. İlhan Güler. Önce kayıt altına. Sırayla mı? Yazayım. Sen yaz hocam yazayım. Ona göre. Ona göre gidelim. Ya. İsim tespit edelim ona göre gidelim. Hasan Onat Bey var hocam. Aa Hasan hocam. O da baş, Cafer Karadaş. Yanındaki kimse. Beş beş gidiyoruz değil mi hocam? Beş buradan, beş buradan. Tamam hocam, geliyoruz. Beş.
Arkadaşlar 20 arkadaşımız söz istedi. Normalde 3'er dakika içinde toparlanabilirse planlanan süre içinde herhalde bitirmiş oluruz. Çapraz mı verelim? Evet, İlhami Güler. İlk söz isteyen arkadaşımız. Buyurun İlhami arkadaşım. Teşekkür ederim. Şimdi ben normalde bu bizden müzakere istenmişti. Ben 4 sayfalık bir müzakere yazmıştım. Onu herhalde kitap olarak metne koyacağız. Maturidi'nin tevil anlayışına bir reddiye tarzında. Çünkü Maturidi tevilatın girişinde tefsir ve tevil arasında kendisi çok güzel bir ayrım yapıyor. Yalnız tevili çok ciddi bir şekilde temellendirmediği kanaatindeyim ben. Normalde bizim klasik usul ulemasının tevil kavramına getirmiş olduğu teknik anlamı temellendirerek tevilin normalde tefsirin bir parçası olduğu gerçeğinden kalkarak tefsirin dışında ciddi kriterleri olmayan tevil yapmanın Kur'an'ı veya herhangi bir kutsal metni nasıl anlamını buharlaştırmaya dönük sonuçlar doğurabileceği tehlikesine dikkat çeken 4 sayfalık ciddi bir benimki bir eleştiri. Onun için onu şu anda burada sunamayacağım. Sadece genel olarak Sönmez'in tebliğ üzerine bir iki şey söyleyeceğim. Şimdi birincisi bu işte örf ile nesh olayı Maturidi ile Maturidi'nin ilk defa sanki kavramsallaştırmaya dönük bir teşebbüs olduğunu söylediniz. Bunu ilk defa benim bilebildiğim kadarıyla tarihte ifade eden Ebu Yusuf'tur. Mesela Merginani'nin Hidayesi'nde örf ile nesh, yani herhangi bir şer'i hüküm bir Arap örfüne dayalı ise örfün ilga edilmesiyle şer'i hükmün de ortadan kalkabileceği görüşünü ilk defa ortaya atan Ebu Yusuf'tur. Dediğim gibi Merginani'nin Hidayesi'nde var ve kendi döneminde buna ciddi düzeyde mesela Serahsi ve diğer alimler karşı çıkmışlar. Ayrıca Karafi'nin kitabında da yine örf ile nesh'in mümkün olduğuna dair çok net bir cümle var. Ve bunu Hatipoğlu Hoca din şeriat ayrımı makalesinde o metni iktibas etmiştir. Dolayısıyla bir bilgi katkısı olarak bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi ikincisi bu sempozyumun ismi olarak nitelendirilen bu aydınlanma, kayıp aydınlanma. Şimdi bu bana biraz garip geliyor. Şu anlamda şimdi bildiğim kadarıyla bu Karahanlılar, işte Samaniler, Memlükler falan yani Mavere-i Nehir bölgesinde böyle bir aydınlanma, böyle bir düşüncenin olduğunu biliyoruz. Yani Maturidi de bu bölgede yaşamış olan bir şey. Yalnız bu Anadolu'ya gelen Türkler, yani İran'dan geçerek gelip Anadolu'da siyasi devlet kuran gerek Selçuklular olsun, gerekse Osmanlılar olsun. Yani bunların biz teolojik yapılarına baktığımız zaman ta başından itibaren ciddi bir tarikat ve tasavvufla örgütlendiklerini ve bu iki imparatorluğun ciddi anlamda teolojisini tasavvufun oluşturduğunu biliyoruz. Yavuz'dan sonra özellikle Mısır'dan gelen bazı alimlerin İstanbul'da bir rasyonel diyelim akli işte medreselerde bir teolojik düşünce yaratmaya çalıştıkları tamam biliyoruz. Burada bazı Hanefi metinlerinde okutulduğunu ve Hanefi alimlerin de aktif olduğunu biliyoruz. Ama şu bir gerçek ki benim kişisel kanaatim yani İbn Arabi özellikle Fusus-ül Hikem, Mevlana ve Mesnevi ve Gazali ve onun eseri olan İhya-ül Ulumiddin ciddi düzeyde Gazali'nin Selçuklu medreselerinde rektörlük yaptığını da göz önünde bulundurursak her iki imparatorluk da ciddi düzeyde bu örgütlü tasavvuf dininin veya teolojisinin yorumunun hegemonyasında olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buna bir kayıp aydınlanma demek doğru değil. Çünkü biz o aydınlanmayla hiçbir zaman için ilişkimiz olmadı. Yani şu manidar değil mi? Yani Maturidi'nin
Kitab-ı Tevhid'in ta 1960'da bir Hristiyan tarafından tahkik edilmesi, Tevilat'ın daha dün Mısır, evet. Yani bu şunu gösteriyor. Anadolu ister Selçuklular olsun, isterse Osmanlılar olsun, bizim buradaki dini ideolojimiz, dini hikayemiz çok ciddi düzeyde tasavvuf ve onun teolojisini kuran, az önce bahsettiğim büyük ölçüde özellikle vahdeti vücudun Anadolu'daki etkisini çok görmemiz gerekiyor. İbn Arabi'nin biliyorsunuz bütün muhakkipleri Anadolu'dandır. Konevi olsun, Davud el-Kayseri olsun, Niyazi Mısri olsun, Yunus Emre olsun. Bütün bunlar Anadolu'da mayalanmıştır. Şimdi şunu her zaman söylüyoruz. Efendim işte Balkanlar gibi, Kafkaslar gibi, Orta Doğu gibi bir sürü etnik ve dini farklılıkların olduğu ve bunların merkezinde olan Anadolu'da politik bir birliğin sağlanmasında bu tasavvufi mistik öğretinin ciddi bir katkı sağladığını şüphesiz hepimiz kabul ediyoruz. Acaba bu şey olmasaydı, yani çok katı, selefi, şeriatçı bir söylem olsaydı, bu iki imparatorluk bu kadar uzun süren bir Pax Islamica kurabilirler miydi? Bu tartışılabilir. Dolayısıyla bu anlamda bu ideolojinin ve bu teolojinin politik anlamdaki bu katkısını görmekle birlikte şunu, yani Cumhuriyet'e geçtiğimizde, yani tarikatlar işte şeriat, hilafet ilga edildikten sonra ne var ortada? İki tane yeni yorum var. Bir tanesi Said Nursi, diğeri de Nurettin Topçu. Said Nursi ile Nurettin Topçu'ya bakıyoruz. Her ikisi de yine bu kadim Anadolu'daki mistik öğretiyi tekrar yeniden yorumlamaya çalışıyorlar. Yani yeni dönemdeki şey bu. Bunun dışında diyelim ki Mehmet Akif, Ziya Gökalp, Erol Güngör gibi bazı düşünürler özellikle bu ideolojiyi, yani bu Anadolu'daki kadim var olan bu mistik ağırlıklı, kodlu düşünceyi kritik eden birkaç tane şey söylemişler. Ama bunlar çok etkin olmadı açıkçası. Yani bunların Türkiye'deki bu mevcut teolojiyi sökmede, bunun doğurduğu problemleri irdelemede bunların çok fazla etkisinin olduğunu iddia edemeyiz. Arap dünyasında mesela İbn Arabi'ye karşı benim bildiğim kadarıyla İbn Teymi olsun, İbn Kayyim olsun çok ciddi kritikler yaptılar ve bu teolojinin Arap dünyasındaki muhtemel doğurabileceği kötü sonuçları engellemeye çalıştılar. Şah Veliullah Dehlevi, işte İmam Rabbani Hindistan'da yine bu ideolojiye karşı, Muhammed İkbal daha sonra ve daha sonra Fazlur Rahman, en azından Hindistan'da bu tarikat tarzındaki örgütlenmenin toplumsal hayatta doğurabileceği tehlikelere çok ciddi eleştiriler yaptılar ve ortaya eserler koydular. Ama Anadolu'da, yani biz bugün eğer burada Maturidi'yi ve rasyonel düşünmenin veya rey ehlinin bizim için bugün çok ciddi bir elzem düzeyinde bir ihtiyacımız olduğunu iddia ediyorsak, ki bu toplantının vaz ediliş amacı o, işin diğer tarafına dikkat çekmek istiyorum. Benim kişisel kanaatim odur ki FETÖ bu Selçuklulardan beri devam eden bu teolojinin Cumhuriyet dönemindeki reconstruction veya reformu olan Said Nursi'nin üretmiş olduğu o ideolojinin gelip Türkiye'de bir mücessem kötülük olarak ortaya çıkmasıdır. Ve bugün de eğer biz bu tarz örgütlenmelerin Türkiye'li toplumunun hayatında ciddi düzeyde ortaya çıkarabileceği tehlikeleri dikkat çekmek veya bunları anlamak istiyorsak, bana öyle geliyor ki Arapların yaptığı gibi, ki Arapların son yüzyıldaki şeylerini de biliyorsunuz, düşünürlerini, özellikle Kuzey Afrika'dan Muhammed Abid el-Cabiri, Taha Abdurrahman, işte Muhammed Arkon, yine Mısır'dan Hasan Hanefi, Ebu Zeyd gibi, bunlar bu klasik epistemolojiyi çok ciddi düzeyde kritik ederek tekrar yeniden bugün nasıl bir İslami düşünme veya Kur'an'ın bir metodoloji nasıl ortaya çıkarılabileceğine dair ortaya tezler koydular. Ama Anadolu'ya geldiğimiz zaman, yani şu anda Türkiye'ye geldiğimiz zaman maalesef yani geriye dönüp de zihnimi yokladığım zaman Yaşar Nuri'nin, Allah rahmet eylesin, işte Kur'an'a dönük çaba, tekrar Kur'an'a dönelim falan çabaları ve bizim Hüseyin Atay'ın, Allah sağlık ömür versin,
onun çalışmaları ve talebi falan. Böyle bir iki kişinin dışında bu tarihten devraldığımız, yani Maturidi ile hiçbir zaman için ilişkimizin olmadığı, hiçbir zaman için bir bizimle hiçbir alakası olmayan, fakat burada yarattığımız bu Selçuklu ve Osmanlı süresi boyunca yarattığımız ve bizi var kılan nimetlerin de sayabileceğimiz ama hakikaten derin bugün geriye dönüp baktığımız zaman ve bugün özellikle bu FETÖ'yü anlamaya çalıştığımız zaman burada çok ciddi teolojik problemlerin olduğunu görmemiz ve bunları da kritik etmemiz gerekiyor. Burayı atlayarak sadece Mavera'nın nehre gidip de oradan bir halka bir şey alıp hadi bakalım buradan oradan buraya nasıl aşı yaparız, bana bu biraz gerçekçi gibi gelmiyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim İlham Hocam. Zaten başta da ifade etmiştim, bir aşı söz konusu değil. O düşünceyi den istifade ederek bir kısım sorunlarımıza yeni açılımlar bulabilmek. Tabii Maturidi'nin de ilhamının reddiyesinden azade kalmadığını görmek kimseyi şaşırtmamıştır umarım. Reddiyesini yazınca göreceğiz. Hasan Onat, buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İki gündür gerçekten birbirinden kıymetli tebliğler ve müzakereler dinledik. Ben Sönmez Hoca'nın tebliğinden, Şaban Hoca'nın müzakeresinden de hareketle biraz güncel, hayati önem taşıyan bir iki soruna çok kısa işaret etmek istiyorum. Aslında İlhami'nin bıraktığı yerden birkaç cümle kurmam sanıyorum faydalı olacak. FETÖ bu milletin başına bela olduysa devletten güç devşirdiği için, devlet alan açtı, belli bir gruba aidiyetten dolayı o insanlar istihdam edildi, devlette terfi etti, makam mevki buldu. Devlet alan açmaya devam ederse adı ne olursa olsun, hangi grup olursa olsun bu gruplar sivil toplum örgütü olamaz. O zaman bırakın bu gruplar eğer hayatta kalacaksa devlet desteğiyle değil, kendi başına kalsın ve bu bağlamda da devletten güç devşirerek devleti ele geçirmeye kalkışmasın. Aslında olması gereken bu. Maturidi düşünceden de sanıyorum çıkartabileceğimiz bugüne yönelik en güzel şeylerden birisi bu. Çünkü Maturidi'nin meseleye bakışındaki o çoğulcu yaklaşım ve Diyanet-siyaset ayrımı noktasındaki sağlıklı duruşu bunları düşünmemizi gerektiriyor. Eğer devlet bir takım desteklerle belli grupları ayakta tutuyor, onu kontrol edeceğini düşünüyorsa zannediyorum buradan hiçbir şey çıkmaz. Bugün olmasa yarın devletten güç devşiren gruplar tarihte bunu gösteriyor. Devleti ele geçirmeden rahat edemezler. En temelde ilk ifade etmek istediğim şey bu. Maturidi'nin Sönmez Hoca'nın dikkat çektiği en mühim yönlerinden birisi zannediyorum bundan sonraki süreçte de çok ciddi tartışmamız gereken o değişimi çok iyi kavramış olması. Onun içinde yaşadığı koşullarda değişimle alakalı bu derece değişimin önemini kavrayıp bu noktada gerçekten mesela benim katılmadığım örfi nes gibi bir takım düşünceleri ileri sürmesi oldukça önemli. Yani bir örfi nesi kabul etmek şahsen yani daha doğrusu nesle alakalı teoriler benim pek aklıma yatmıyor. Ama buna rağmen Maturidi'nin o Diyanet siyaset ayrımı, din Şaban Ali Hoca o Diyanet din devlet ayrımı noktasında oraya bir açılım getirdi. Bunu üzerinde çalışarak bizim bugün Batı standartlarının ilerisinde bir demokrasiyi tahayyül etmemiz için yaslanacağımız bir yer olarak düşünmemiz mümkün. Buradan bir laiklik çıkmaz. Buradan laiklikle ilgili bir takım spekülasyonlara gitmenin de hiçbir anlamı yok. Yani çünkü anokranizm olur. Eğer laiklik illa kullanılacaksa bunun Batı tipi seküler laikliğin yerine belki illa laiklik kullanılacaksa tekrar ediyorum doğal laiklik belki düşünülebilir eğer konuşulacaksa. Bu da Kur'an'ın baştan yani laiklik kavramını tekrar ediyorum bu bir anokranizm olur. Ama Kur'an'ın dünyanın gerçek dünya olduğu, insanın gerçek insan olduğu, hayal olmadığı noktasındaki vurgusu aslında bizim bu meseleleri anlamamızı kolaylaştıracak nitelikte unsurlar diye düşünüyorum. Bu bağlamda eğer biz insanlığın tecrübesinden yararlanarak kendi Müslüman gelenekteki
Şii düşüncenin ürettiği, Zeydiliğin ürettiği, Hariciliğin ürettiği ve Ehl-i Sünnet'in dört halife dönemini meşrulaştırarak hilafetin Kureyş'ten olduğu tezi üzerindeki spekülasyonlarını bunlardan yararlanarak bunları bir adım ileri taşıyacak olursak, o zaman yeni bir siyaset teorisi üretmemiz gerçekten mümkün olabilir ve Batı standartlarının ilerisinde ahlak temelli bir teori çıkabilir diye düşünüyorum. Ancak bunun olabilmesi için zannediyorum tartışmada biraz hiç girilmedi. Din-hukuk ilişkisinin öncelikle konuşulması gerektiği kanaatindeyim. Yani şimdi yazıcı olacağım, bir top daha ortaya attı diyecek belki bana ama yani gerçekten de din-hukuk ilişkisinin konuşulması gerekiyor. Çünkü Kur'an'daki hukuk çağrıştıran ayetler literal hukuk metni değil. Burada Maturidi'nin önerileri ufuk açıcı nitelikte ama yeterli değil. Literal hukuk metni değilden kastettiğim nedir? Kur'an'daki söz gelimi el kesilmesinden söz eden ayet, Kur'an'daki ahaliyle hukuk bir kanun maddesi olarak kullanılabilir mi? Aslında İslam uleması bunu çok güzel çözmüş. Fıkıh demiş, fukaha almış bu ayeti, işlemiş. Çünkü Kur'an'da bu ayetle hırsızlık tanımlanmıyor. O yüzden din-hukuk ilişkisinin sağlıklı bir şekilde zannediyorum açıklığa kavuşturulması, Maturidi'nin gösterdiği doğrultuda mümkün olacak diye düşünüyorum. Bugün sadece Türkiye'de değil, İslam coğrafyasında da yaşanan pek çok meselenin arkasında fıkhın dinleştirilmesi yatıyor. Fıkhın dinleştirilmesi sıkıntısını böyle aşmanın mümkün olacağını düşünüyorum. Hakikaten eski ulema çok güzel bulmuş bu tabiri, fıkıh tabirini. Ama biz bugün İslam hukuku diyerek aslında farkında olmadan alan daralttık. Fıkıh kavramının ufkunu daralttık, içeriğini daralttık. Burada ciddi sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. Son olarak bir şey daha söyleyip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Eskiden belki akla ihtiyaç vardı. Ama bugün ihtiyaç artık insanlığın varoluşu, yok oluşu noktasına doğru gidiyor. Yani akılla ilgili tartışmalar sadece İslam'ın sağlıklı anlaşılmasının ötesinde tüm insanlığın geleceğini ilgilendiren tartışmalar. Eğer biz Maturidi'nin yaktığı o meşaleden yararlanarak onu büyütebilir, daha sağlıklı bir akıl anlayışına gelebilirsek, o zaman batılı akıl diye eleştirdiğimiz aklın yanlışlarını görebiliriz. İnsanlığın tecrübesinden yararlanabiliriz ve salim aklı nasıl etkin kılabileceğimizi düşünebiliriz. Bunun için de zannediyorum yani aklın, düşünmenin önündeki tüm engellerin İslam tarafından ortadan kaldırıldığını, yani akıldan korkmamanın gerektiğini Maturidi'den de cesaret alarak yeniden söyleyebiliriz. Evet, akıl hata yapabilir ama akıllıysak aklın yaptığı hataları yine akılla düzeltebiliriz. Ve Maturidi'den mülhem diyorum ki Allah rızası için aklını kullanmayı reddedenler de Allah rızası için bari akıl düşmanlığı yapmasınlar. Akıl düşmanlığı yapacaklarsa bari akıl düşmanlığını İslam'la temellendirmesinler. Emin olun başka bir şey istemiyoruz. Yani aklın özgürleşmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Hasan Onat. Yani her konuda söyleyecek bir şeyler var ama vaktimiz çok daraldı. Onun için devam edelim. Yusuf Şevki Hocam buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben öncelikle tebliğ ve müzakereci hocalara şükranlarımı arz ediyorum. Böyle bir tebliğ ve müzakere hazırladıkları için. Tabii bu oturumun başlığı özgür irade. Aslında meselenin özüne bence çok temas edilmedi. Kelamda bu mesele kul özgürce fiil yapabilir mi, yapabilir, yapamaz mı meselesi etrafında tartışılıyor. Ef'alül ibad meselesi yani. Maturidi bu konuda ne söylemiş, hangi konumda insanın ne derece özgür olduğunu beyan etmiş, bence bunların vurgulanması gerekiyordu. Bu konuya hiç girilmedi. Ben bu noktada bir iki kelam etmek istiyorum. Maturidi bu kulların fiillerinde özgür olduğunu söylerken, insan fiil yapan bir fail olduğunu söylerken, Mutezile karşısındaki
konumlanmasından kaynaklanan bir sebeple muhtemelen benim bakışım öyle, kulun fiillerinde bütünüyle özgür olmadığını söylüyor. Yani Maturidi'nin tabii çok ileri günümüzü aşan fikirler, günümüze gelen, kendi dönemini aşan fikirleri olmakla birlikte insanın özgür bir şekilde istediği bütün fiilleri yapacağını söylediğini söyleyemeyiz. Maturidi ne diyor? Hocamın da hazırladığı bir doçentlik tezinde zaten mesele ortaya konulmuş vaziyette. İnsanın fiillerini Allah yaratmadan fiil gerçekleşmez. İnsan onu yapmaya çalışsa da son kertede, son tahlilde Allah insanın fiilini yaratması gerekiyor ki o fiil gerçekleşmiş olsun. Aslında bu noktada Maturidi'nin yaratma kavramına bakışından hareketle bir çözüm bulunabilirdi. Kendisi öyle bir çözüm getirebilirdi. Onun anlayışına göre Allah iki türlü yaratır. Bir, doğrudan doğruya yaratır, bir de sebep vasıtasıyla yaratır. Aslında Mutezile'nin kulların fiillerini özgürce yapabileceğini söylerken, Allah'ın insanı vasıta kılmak suretiyle onun fiilini yarattığını söylemektedir. Dolayısıyla biz meseleye böyle bir açılım getirmedikçe insanın özgür bir fiil yapabildiğini, o özgür fiil derken zaten işin içerisine her türlü fiili giriyor. Dini fiili giriyor, imanı giriyor, ibadeti giriyor, siyaseti giriyor vesaire. Hepsi giriyor. O açıdan böyle bir çözümlemeye gitmek gerektiğini ben düşünüyorum şahsen. İnsanın kendi başına fiilini özgürce yapabileceğini biz temellendirmedikten sonra bu konuyu çözemeyiz. Kur'an-ı Kerim insanın hangi amaçla, hangi fiilleri kendi iradesiyle gerçekleştireceğini denemek üzere yaratıldığını söylüyor. Dolayısıyla insanı bir taraftan hem deneyeceksiniz hem de fiillerini özgürce yapamayacak derseniz o takdirde bir çelişkiyle karşı karşıya kalırsınız. Benim vurgulamak istediğim nokta burası. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Hocam. Bu konu tabii çok su götürür. Benim de burada söylemek istediğim veyahut da söylemem gereken bazı şeyler belki olabilir ama kısaca şuna temas edeyim. Bu insanın hürlüğü meselesi insanoğlunu hep ilgilendirmiştir. Her dönem ilgilendirmiştir. Filozofları da ilgilendirmiştir. İslam kelamcılarını da ilgilendirmiştir. Filozoflar hiçbir kendilerinde kayıt görmeden, kendilerini kayıtlamadan konu üzerinde İmali fikirde bulunmuşlar. Ama İslam kelamcıları belli bir çerçevenin içinde ancak fikir üretme yolunu seçmişlerdir. Çünkü temel nokta Allah'ın yaratıcılığının dışında başka bir yaratmayı kabul etme işleri. Yaratma kelimesi deyince Yusuf Şevki Hocam bahsetti. Bu konu sürekli aktüel anlamda da kullanılır. Yaratma kelimesi artık bizim lügatimizde yok. Halbuki bunu bizim eskilerimiz tartışmışlar. Yaratmayı iki türlü yaratma olarak görürler. Birisi yoktan yaratma, hiç yoktan varlık sahasına bir varlığı geçirme. Bir başka anlamda da yaratılmış nesnelerden hareketle başka bir şey yapma. İşte şunu kırıp dökerek, masayı işte keserek biçerek bir masa yapma. Buna da yaratma denmiştir mecazi anlamda. Mesela ekonomik mucizeler yarattı bir başarılı siyasetçi veya ekonomist için dendiği zaman bu Allah'a karşı bir defi, bir karşı koyma anlamına değildir. Ama o kadar hassaslaştı ki artık bu kelimeleri hiç kullanmıyoruz. Benim bulunduğum üniversitede bir yaratıcı düşünce merkezi mi ne öyle bir şey kurulması tasarlanmış. Uğraş sonuca kreatif ekonomi olarak kararlaştırılıp öyle işin içinden çıkılmış. Yani bu hassasiyetlerimiz biraz da aşırı bir noktaya geldi. Şimdi birisi böyle bir kazara bir şey kullanıverse gittin mümürtüye. Harika bir örnek hocam. Yani bu kadar da kendimizi kasmamamız lazım. Teşekkür ediyorum ve Cafer hocama sözü veriyorum. Evet. İcat, ihtas, ibda oraya girersen çıkamazsın hocam. O kadar tonlarca şey var. Evet, ben bir iki açıklama yapmaya çalışacağım. İnşallah kısa sürede yaparım. Birincisi, hocama katılıyorum. Yani bu
şeyi biz özgür iradeyi hakikaten çok konuşmadık. Şimdi Ehl-i Sünnet'le, Ehl-i Sünnet derken hem Maturidi hem Eş'ari aslında çok farkı yok burada. Yani Mutezile arasındaki temel fark şu. Mutezile fiilin kendisine bakıyor, Ehl-i Sünnet de fiildeki niyet ve kasta bakıyor. Yani kasıt var mı yok mu? Mesele o, oraya bakıyor. Fiilin kendisi değil de. Burada benim Ehl-i Sünnet'in tutumunun daha doğru olduğu kanaatindeyim şuradan. Maturidi de oraya bakar ve Maturidi hatta şöyle der eserlerinde. İradi fiillerde, bu önemli bir ayrımdır. Yani bir kere ayırmamız lazım fiilleri. İnsanın iradeli fiillerinde Allah'ın iradesi insanın iradesine tabidir. Ki insanın özgürlüğü de oradan sağlanıyor zaten. Eğer biz iradeye değil de fiile bakarsak yanılma noktalarımız var. Mesela kasten adam öldürmeyle hataen adam öldürmeyi ayırt edemeyiz. Çünkü ikisi arasındaki tek fark niyet veya kasıt farkıdır. Zaten bugünkü hukukta da mahkemelerde filan hakimin aradığı şey kasıt var mı yok mu ona bakıyor aslında. Yani eğer fiilin kendisi de önemlidir ama asıl olan o fiilin arkasındaki ya da gerisindeki kasıttır. Bir onu söyleyeceğim. İkincisi bu siyaset meselesinde Maturidi'nin peygamberle ilgili şöyle bir tanımlaması vardır. İlginç geldi bana. Bu siyaset noktasına da gidebilir o. Allah diyor peygamberleri hep orta sınıftan seçmiştir. Ne zengin üst tabakadan seçmiştir ne de fakir alt tabakadan. Orta sınıftan bunu şunun için yapmıştır diyor. Her iki tarafa da hitap edecek durumda olsun. Yani öyle bir noktadan peygamber olsun ki her iki kesime de hitap edecek, her iki kesimle iletişim kuracak. Bu bir açılım getirebilir mi bilmiyorum. Yani bunu ben bir bilgi olarak sunuyorum. İkincisi bu nesih meselesi biraz hakikaten biraz karışık ve karmaşık bir konu. Karşı olanlar var, tamamen nesih taraftar olanlar var, iki arada duranlar var. Şimdi Maturidi'nin taraftar olduğu görünüyor metinlerden. Ama burada işte örfle, Sönmez Hoca örfle nesih dedi. Fakat onun gerisini de görmek lazım. Şimdi Maturidi dini birçok bakımdan, biraz vücuhat diyebileceğim, birçok bakımdan kısımlara ayırıyor. Mesela bir burada hemen o Mümtahine suresinden baktım ben de. Mesela diyor ki ilim ikiye ayrılır diyor. İlmül amel, ilmü şehade. İlmül amel diyor insanların kavrayabileceği, zahiren kavrayabileceği alandır. Amel ettikleri alan. İlmü şehade ise, ilmü şehade ise diyor ancak Allah'ın bildirmesiyle, nas ile olur. Nas'ı bakın burada açmış. Nas nedir? El kitap ve sünne el mütevatira. Yani nas dediğimiz şey ya kitaptır ya sünneti mütevatirdir. Dolayısıyla ilmü şehade kısmında biz ancak böyle bir kitap ve sünnete bakarak ancak onu bilebiliriz. Onun ötesine geçmemiz söz konusu değil. İkinci bir ayrım daha yapmış. Sönmez Hoca'nın o aldığı metnin devamı var aslında. Keşke onun devamını da alsanız çok iyi olur hocam, onu söyleyeyim. Çünkü orası yanlış anlaşılmaya meydan veriyor. Devamında diyor ki bir akılla kavranılabilen bir alan vardır dinde. Bir de akılla kavranılamayan bir alan vardır. Bu sizin bir aldığınız metin var orada. Mümtahine. Fihi delilun ala ennel kitabe yecuzu en yusaga hukmuhu biterkin nasi el amele. Onun devamı var. Ha tamam. Aldıysanız sorun yok. Orada bakın iki şey yapıyor. Dini alanı ayırırken bir ma yukal bir de ma la yukal. Akılla kavranılabilen ve akılla kavranılamayan. Eğer akılla kavranılan alan ise diyor burada o şeyin karşılığı ortadan kalktığında, gerekçesi ortadan kalktığında hüküm de ortadan kalkabilir. Gerekçe ortadan kalktığında. Ama diyor akılla kavranılamayan alana geldiğimizde diyor bu ancak kitapla tespit edilir. Burada ne icma olur, ne nesih olur, ne de akılla herhangi bir hüküm verilebilir. Dolayısıyla bu Maturidi'nin bu dine bakışının biraz farklı alanlardan ya da farklı vecihlerden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Efendim teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Yavuz Bey hocam, buyurun. Teşekkür ediyorum. Baştan söyleyeyim, müzakereci değilim. Sadece dinleyiciyim. Alandan değilim, tıp mensubuyum. O itibarla da kusur edersem affola. Ama görüşlerimi de sizlerle birkaç dakika içerisinde paylaşmak istiyorum. Bir kere bu çabayı çok kutlu buluyorum, çok değerli. Şaban Hoca'ya tesadüfen eriştim.
ve katılmamı, bu toplantıya katılmam konusundaki talebimi ilettiğimde kendisi de çok yardımcı oldu, hemen sağladı. Onun için teşekkür ediyorum. Müzakereciler ve konuşmacılar gerçekten çok değerli, birbirinden değerli sunumlarıyla toplantıya çok üst düzeyde bir anlam yüklediler. O itibarla da hepsine müteşekkirim. Çok müstefit oldum. Bu konuda da çok dolu dolu bir iki gün yaşadığımızı düşünüyorum. Bir sabahki toplantıya, hikmetle ilgili toplantıya katılamadım. Şimdi bu çabayı şu açıdan değerli buluyorum. Bunların konuşulamadığı, bunların artık ötelendiği veya raflarda kaldığı bir devirde tekrar gündeme taşımak konusundaki bu gayret bu açıdan da önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar artık daha kolaycı, daha erişilebilir, daha kullanat, daha böyle artık sarf malzemesi mesabesine getirilmiş fikir demeyeyim. Küçük küçük şeylerle mutlu olmak veyahut da kızgınlıklarını teşhir etmek noktasında bir toplum yapısında olduğumuzu hemen herkes görüyor. Ben içeriye dair çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama akıl vahiy döngüsünde aklın mutlaka gerekli aklın olmazsa olmazı ve vahyin mutlaka gerekliliği noktasında bu tartışmayı eğer normal başka bir popülasyonda toplum içerisinde yaptığınız zaman hemen önünüze vahiyin ciddi anlamda ağırlıklı olarak çıktığını ve aklın orada gölgelendiğini veya yok sayılır bir noktaya kadar taşındığını hemen hepiniz göreceksiniz ve bununla karşılaşacaksınız diye düşünüyorum. Yani toplumdaki bu tartışmayı, bunu sosyolojik bir gerçeğe, topluma nasıl yükleyeceğimize dair biraz sonra söyleyeceğim ögelerden içerisinde de belki bunları da konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Öbür taraftan tabii uluhiyet alanındaki değişmezlik ama öbür taraftan toplumun değişebilirliği veyahut da insanların ve kainatın değişebilirliğine yüklediği anlam gerek adalet açısından gerekse bugün sizin bahsettiğiniz Sönmez Hoca'nın sunduğu sunumdaki olduğu gibi o zaman bir takım gereklilikleri ve değişimin getirdiği bir takım gereklilikleri zaman içerisinde insanların akıl ve tabii vicdan ve merhametle meclisedilmiş bir adalet anlayışıyla yenilemesi, ortaya çıkarması gerektiği kaçınılmaz gibi görülüyor. Yani Baudrillard'ın söylediği gibi simülasyonlarla yaşamamız mümkün değil. Dinin bize ondan sonra kreatif kelimesi, yaratıcı kelimesinin kreatifle değiştirilerek simüle edildiği gibi veyahut da işte bize sunulan şekliyle bir takım simülasyonlar içerisinde bir din anlayışının ne kadar daha devam edeceği konusunda buradaki herkesin ciddi kaygıları olduğu bir gerçek. Şimdi bunun hayata dönük, somut, gerçekten uygulanabilir ve insanlar arasında tartışılabilir bir noktaya taşınması konusundaki yeni adımların olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun içerisinde elbette düşünmeyi önceleyen, artık bugün düşünme dediğiniz şeyin makinalara taşınacağı bir çağı idrak ediyoruz. Yapay zekayı oraya bizim aklı ve düşünceyi bu kadar geriye atan ve daha çok sloganik, şekil esaslı bir anlayışımızı öne çıkaran bu geleneğin biraz daha artık öze müteallik, Maturidi gibi hakikaten çok değerli bilginlerimizin, çok değerli bu işlerle uğraşan insanların ve siz değerli ulemanın katkılarıyla artık topluma yeni bir şey sunmak noktasında bir çaba olması gerektiğini düşünüyorum. Burada siyasetin buna müzahir olması gerektiği ve ciddi anlamda toplumdaki yönetici erklerinin de bu halkanın birer, bu zincirin birer halkası olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bu tartıştığımız şeyler, yani fil dişi kulelerde yapılan tartışmalar noktasında kalırsa eğer, giderek zaman içerisinde o değerini kaybeder. Şimdi buradan hemen somut bazı, yani söylemek istediğim çok açık. Toplumda bu kadar çöküşe dair, bu kadar kokuşmuşluğa dair işaretler varken, gerek adalet noktasında, gerek ondan sonra işte eşitsizlikler, ahlak, etik değerler noktasındaki bu manzarayı gördüğümüz ve bunların hepsinin de artık bir Müslüman toplumu ve İslam referansı adı altında gerçekleştirildiği bir çağda ve toplumda, o zaman yeni bir şeyler, enstrümanlar geliştirmenin
belki de ufak kıvılcımları yakarak bu kıvılcımların daha sonra büyük alevlere dönüştürülmesinin çabasını vermek zorundayız diye düşünüyorum. Yani bu çok basit bir şeylerle belki bazen sosyal medyada bir etiketle yani aklınızı öne çıkarın gibi veyahut da bir kamu spotu gibi insanlara dokunan, insanlara iğneleyen bir takım şeylerle olabilir. Elbette toplumdaki herkesin yani bu şey gibi bu seviyede aklı, vicdanı, adaleti ondan sonra ve vahiy ve şeyi kavraması elbette ki beklenemez. Ama ben tıp mensubu olduğu için oradan bir örnekle vereyim. Bir ilaç araştırmasını yüzlerce milyon dolar harcayarak belki yaparsınız. Ama bu Ar-Ge'nin sonucunda komprime bir şey, bir hap çıkarırsınız. Bazı bir hastaların birçoğunu o hapla tedavi edersiniz. Bazen o hap şekline getirebileceğiniz işte ögeler olmalı. Ama öbür taraftan da işte o ilacın etki mekanizmasını, nasıl etki ettiğini, hangi mekanizmaları kullandığını bilen insanların da ona zaman zaman açıklık getirmesi ve tabii de sürecin bir takip edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini de belirtmek gerekir. Acizane bir tıp mensubu olarak daha fazla vaktinizi almamak için sözü burada kesiyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Nihat Ergün, buyurun Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. İki sunumda da çok önemli konular vardı. Aslında bütün bu yapılanları görüyoruz ki Kur'an ve sünneti anlama çabası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bugün de yaptığımız şey Kur'an ve sünneti doğru anlama çabasının bir yansıması. Ve bundan sonra da muhtemelen bu tür çabalar devam edecek. Ama doğru anlayamamak, bundan daha da kötüsü belki yanlış anlamak gibi bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor gerçekten. Bu doğru anlama çabasını, ya bu çabanın önemli simalarından birisinin görüşleri çerçevesinde değerlendiriyoruz. Yani Maturidi. Ama Maturidi bir başına Maturidi değil. Yani sadece bir kesit belki alıyoruz. Bu daha geniş bir bakış açısına sahip olsak daha faydalı olacak gibi. Yani bu bir nehir. Akan bir nehir yani. Akan bir nehirden şimdi bir kova su aldık ve bu suyu analiz ediyoruz. Ama evveliyatı var. Mesela Ebu Hanife'siz İmam Maturidi bana göre çok eksik olur. Yani Ebu Hanife'siz İmam Maturidi olmaz gibi sanki. Ama onlardan da öte, mesela Hazreti Ömer'siz hiçbir tanesi olmaz. Hazreti Ayşe'nin katkısı olmadan Hazreti Ali'nin de bu nehrin içerisindeki, yani buna diyelim ki rey ekolü mü diyoruz, rey ekolü diyelim. Bunun içerisindeki, bu ana damarın içerisindeki önemli simalar. Şimdi Maturidi'nin içtihadi nesih kavramını değerlendirirken neye göre değerlendiriyoruz? Hazreti Ömer'in bir uygulamasına göre değerlendiriyoruz. Yani zekatta müellefe-i kuluba pay vermeme konusunu içtihadi nesin dayanağı olarak İmam Maturidi kendi işte tevilatında aktarıyor. Zaten Hazreti Ömer dediğimiz zaman bütün haraç ve enval kitaplarının baş aktörü olarak görüyoruz. Ne kadar siyasetname, ne kadar haraç, enval kitabı yazıldıysa baş aktör Hazreti Ömer'dir. En çok örnekler ondan verilir. En uzun ve istikrarlı iktidar dönemine sahip olmasının da bunda rolü vardır. O açıdan yani belki merkezine Hazreti Ömer'i koyarak, Hazreti Ayşe'yi, Hazreti Ali'yi yanına koyarak, Hazreti Ali bir hukuk insanı, bir ilke insanı. Bu hukuka ve ilkelere bağlılık siyasette onun çok işine yaramamış olabilir. Ama hukuka ve ilkelere bağlılığın ne demek olduğunu bize önemli oranda gösteren uygulamaları vardır. Belki bizim bu damardaki insanların görüşlerinin yanında duruşlarını da ele almamız lazım. Bir de bunların duruşları var. Yani bazı kritik olaylar karşısında nasıl durduklarına dair. O duruşlar bize çok şey öğretiyor aslında.
Yani Hazreti Ali'nin mesela Cemel vakasında Hazreti Ayşe'nin üzerinden bu savaşın başka bir savaş olduğu, bu savaşın esirlerinin köleleştirilemeyeceği, cariyeleştirilemeyeceği, bu bir iç savaş olduğu, köle ve cariye hukukunun burada uygulanamayacağını, ganimet hukukunun uygulanamayacağını anlatabilmek için Hazreti Ayşe'yi çağırıp, işte savaş esiri, müminlerin annesi kime bunu cariye olarak vereyim diye sorması çok öğretici bir şey yani. Çünkü lafla anlatamıyor savaş esnasında, çok itirazlarla karşılaşıyor ama Hazreti Ayşe orada ve hukukun ne demek olduğunu bir duruşuyla öğretebiliyor. Bunu Ebu Hanife'de de görüyoruz, İmam Maturidi'de de, Ebu Hanife'nin talebelerinde de görüyoruz. Yani o duruşlara burada girmeyelim. Çok önemli, mesela İmam Muhammed'in Harun Reşit karşısındaki duruşu, herkes ayağa kalkarken ben yargıyı temsil ediyorum, yargı idarenin karşısında ayağa kalkmaz diye bunun da hesabını vermesi bir duruştur. Bambaşka bir şey bize gösteriyor. Yani bunu bir yerden alıyorlar, bu kültürü bir yerden alıyorlar. Biz o kültürü yakalamaya çalışmamız lazım. Belki İmam Maturidi'de de bunu yakalamaya çalışmamız lazım. Bu bir damar. Bu damarın bugüne intikal eden tarafı var mı? Aynen intikal etmesi mümkün değil. Zaten öyle bir şey beklemiyoruz. Amacımız da herhalde İmam Maturidi'yi kopyalayıp bugüne yapıştırmak gibi bir niyetimiz de yok. Yani öyle bir şey yapamayız zaten. Yapmamız da gerekmez. İmam Maturidi eleştirisi yapsak 500 tane başlık çıkartırız. Yani çok bugüne hiç hitap etmeyen, tam devrinin adamı olarak gördüğümüz, hakikaten baktığımız zaman evet herkes böyle düşünüyormuş, o da böyle düşünmüş dediğimiz konular da olacaktır. Onlar da var ama bunun çok ötesinde, hocam da söyledi, devrini çok aşan yaklaşımları da var. Bunlardan istifade etmeye çalışacağız. Ya bugüne yansıması, mesela bir Ali İzzet Begoviç'i unutamazsınız. Yani bu çizginin 20. yüzyıla yansıması olan bir insandır Ali Bey. Çok rafine bir bilgi sahibidir. Gerçekten bütün birçok bilgileri süzmüş ve içselleştirmiş, rafine bir bilgi sahibi. Çok sağlam, tahkiki bir imana sahip. Bunu görüyoruz bütün davranışlarında, hayatında, eserlerinde ve çok yüksek bir ahlak düzeyine sahip. Savaşın ortasında en kötü şartlarda bile o ahlaki ilkelerden taviz vermeyen bir adam. Hani siyasetin ahlakı var mı falan diye konuşuldu. Var. Yani var. Ali İzzet Begoviç bunun en önemli işaretlerinden birisidir. Biz İktisat Fakültesi birinci sınıfta rahmetli oldu. Çok yaşlı hocaydı. Ekrem Özelmas diye bir iktisatçı hocamız vardı. Şöyle tarif: İktisat ilmi la ahlakidir. Ahlak ile ilgili değildir. Ama ahlaksız demek de değildir. Böyle bir şey tarif eder. Kelamcılar gibi yani. Siyasetin de ahlakı var. Mesela şurayı biz Müslümanca bir yönetim ahlakı olarak değerlendirmek durumunda değil miyiz? Müslümanların işleri aralarında şura iledir. Hazreti Peygamber'e de feşavirhum fil emr. Göster bunlara şura ile nasıl iş yapıldığını. Hazreti Peygamber'in gösterdiği şeyler var. Bununla ben kapatmak istiyorum. İlk defa ben İmam Maturidi'de meşveret meselesinin farklı ele alındığını gördüm mesela. Geleneksel yaklaşımımız şudur: meşveret ihtiyari bir görüş alma mekanizmasıdır. Bir görüş alma mekanizmasıdır önce ve ihtiyaridir. İmam Maturidi'de ilgili Ali İmran suresinin ilgili ayetlerinin yorumunda bunu ortaya koyar. Meşveret zorunlu bir karar alma mekanizmasıdır. Çok çok farklı siyasal sonuçlar çıkartırsınız bu ikisinden. Eğer meşvereti ihtiyari bir görüş alma mekanizması olarak görürseniz, başka bir şeye ulaşırsınız, başka siyasal uygulamalara, rejime vesaireye. Ama meşvereti zorunlu bir karar alma mekanizması olarak uygular, anlarsanız başka bir yere varırsınız.
Peygamber de bunun dışında değildir. Meşverete ihtiyacı olmadığı halde, vahiy aldığı halde meşveret yapmakla emredilmiş olması ve o kararlara uyması bize öğretmesi içindir. Bunu klasik fıkhi kaynaklarda görmüyoruz. O açıdan zamanını çok aşan, devrinin çok ötesinde görüşler de içeren bir yaklaşım var. O yaklaşımları belki analiz etmek için multidisipliner bir şekilde bu çalıştayları yapmak lazım. Yani şimdi çoğu kelamcı, ilahiyatçı hocalarımızdan oluşuyor. Hani biz de araya böyle kaynak yaptık ama işte tıptan, hukuktan, siyaset biliminden, başka alanlardan da insanların katılacağı çalıştaylarla bence daha günümüze değen sonuçlar çıkarmak mümkün olabilir. Yoksa günümüze değen sonuçları sadece kelamcıların tartışmasıyla çıkarmamız mümkün değil. Onlara bu vazifeyi yüklemek de haksızlık olur kanaatindeyim. Yani Maturidi olsun ve o damardaki birçok insan olsun, sanırım bu yaklaşımla ele alınırsa daha iyi sonuçlar çıkacaktır. Ve gerçekten bu çalıştayda Maturidi konusunda çok yararlandık. Ya bu çizgi yakalanmış olsaydı, mesela hemen bununla kapatayım. Çok özür dilerim hocam. Bir dakikada kapatırım onunla. Mesela 1543'ten beri Osmanlı'da müneccimbaşılık var. Müneccimbaşılık. Aslında takvim hazırlamak için kurulmuş ama onun dışında ne lazımsa yapmış. 1924'e kadar devam etti bu. Padişahlara zayiçeler hazırladılar. Eski gözlem, yıldız gözlemlerine, Batlamyusçu astronomiye göre. Kopernik sonrası bütün şeyler değişti, ziçler değişti, gözlemler değişti. Ve Takiyüddin Rasid'in İstanbul'da kurmak istediği yeni rasathane, yeni gözlemlere dayanacağı için kabul edilmedi. Kim? Müneccimbaşılar tarafından. Çünkü yaptıkları yorumlar, yazacakları zayiçeler hiçbir tanesi artık geçerli olmayacaktı. Ne yazıyorlar padişahlara? Şunu yazıyorlar. Şu gemiyi ne zaman denize indirmek hayırlıdır? Ne zaman sefere çıkmalıdır ordu? Sultan hanım ne zaman hamile kalmalıdır? Şehzade, hangi şehzade atanırsa hayırlı olur? Ve benzeri birçok konu, siyasal, ekonomik, sosyal konular bu zayiçeler üzerinden karar mercilerine iletiliyor ve bir takım siyasal kararlar bunlara göre alınıyor. Böyle bir bilgi kaynağı var mı? Astrolojik bilgi kaynağı. Eğer Maturidi bir çizgi takip edilmiş olsaydı, astrolojik bir bilgi kaynağı olmayacağı ve bu zayiçeler üzerinden siyasete karar alma mekanizması olarak bu bilgiler sunulmayacaktı belki. Ama maalesef onları yakalayamadık. Çok zamanlar geçti. Şimdi yeni bir şey yapmak için fırsat var. İnşallah bu fırsatı bu çalıştaylarla iyi değerlendirmiş oluruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sayın Bakan, siz de araya girmek ister misiniz? Ben de dinleyici olarak, Sayın Başkanımız sağ olsun söz veriyor. Ben biraz atıfta bulundunuz bugün. Siyasi atıflar oldu. Onun için o boyutuyla ilgili diğer konulara, diğer boyutlara fazla girmeyeyim isterseniz. Tabii önce ben de çok faydalandım. Onun için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir toplantı, çok zamanlı bir toplantı. Yani Parlamenterler Vakfı'nın yapması da ayrı bir değer taşıyor tabii. Hani bugünkü konulara da daha eş, siyaset boyutunu da işte bir anlamda çağrıştıran, o da güzel. O açıdan da önemli. Herkese teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Tabii bugün niye Maturidi, İmam Maturidi daha çok gündeme geliyor? Belki sorular bu konuda konuşmalarda oldu ama
Yani ben yine de bir iki cümle o konuda söylemek isterim. Yani yakından takip ediyoruz, okuyoruz, yazılanları okuyoruz bu konularda o açıdan. Yani gündeme gelişini ben şöyle yorumluyorum. Bugün Müslümanların ihtiyacı olan bir alan bu. Yani daha fazla akıl, daha fazla özgürlük, dünyadaki değişimi daha iyi fark etme ve bunu karşılama, yorumlama, İslam'la çağı buluşturma kaygılarının çok olduğu bir dönem, bir dünyayı yaşıyoruz. Onun için de klasiklere, geçmiş dönemlere de daha bir yakından bakıyoruz. Tabii bizim gönlümüz bütün bu imkanların olması, özgürlüğün ve aklın bütün İslam dünyasında, hele İslam bilgileri için daha fazla olması ve bunları rahat rahat bugün de konuşmaları, bugün de değerlendirmeleri, bugün de yorumlamaları. Yani Kur'an'ı ve sünneti daha iyi, daha doğru anlama çabasının bugün işte en önemli şeylerinden birisi. Dolayısıyla Maturidi bugün bu boyutta, yani işte buradaki konuşmaları dinlediğimizde birkaç kavram öne çıkıyor. Yani aklı daha çok kullanmak, dinde belki aklı en fazla kullanma ve onu teşvik edenlerden birisi Maturidi. Özgürlüğü önemsiyor. Burada tabii özgürlük, tabii kelam hocalarımız haklı. Yani neticede Mustafa hocamın da kitabı var. Yani daha çok bireyin kendi eylemiyle ilgili bir tartışmadır o özgürlük alanı. Ama ben Maturidi'yi sadece orada görmüyorum. Yani aklı çok kullanması, yani daha rahat yorumlaması, diyelim ki İlhami hocam katılmasa da tevilattaki, baştaki o tevilat tefsir yazısını ve yorumunu ben çok faydalandım, çok değerli görüyorum. Yani Maturidi'nin kendi metodolojisini açıklaması açısından da önemli görüyorum. Yani Maturidi'nin temel özelliği bu. Ve bir de değişim, değişim, değişim. Yani Sönmez hocam da çok onu vurguladı. Yani dünyadaki değişim, zamandaki değişim, çağdaki değişim ve bu değişimi karşılama. Bugün Müslümanların temel sorunları. Onun için de Maturidi daha çok gündeme geliyor. Yani siyaset teorisyeni değil, tabii değil. Yani ülema, alim. Ama siyasetle ilgili çok önemli ilkeler. Nihat'ın söylediği şura konusunu ben de doğrusu ilk defa, yani tevilatta okuduğumda o manada daha bir şuranın farkına vardım. Veya ortak akıl, ortak akıl meselesi, yani bugün çok önemli ihtiyaçlar. Liyakat, adalet, bu kavramlar yani her yerde insan içinde, toplum içinde, siyaset alanı içinde daha önemli şeyler. Dolayısıyla yani ben İslam'ı çağla buluşturma, ki yani yanlış anlaşılmasın belki, kavramlar bazen yanlış anlaşılır ama biz şuna inanıyoruz. Tabii ki öyle. İslam son din, Hazreti Peygamber son peygamber ve İslam her çağda, her zamanda, her mekanda geçerli, yaşanır. Bunu sağlamak gerekiyor. Bu ülemaya, fukahaya düşüyor bu görev. Ümera biraz sonra, yani ümera, ahlak falan meselesi de tabii bazen şey yapılıyor, o değil. Yani ümera biraz daha sonra ama ülema ve fukaha başta. Dolayısıyla ben yani bu çabaları bu manada. Bir de yani güne dönük şöyle bir tespiti de yapıp bitireceğim. Yani Müslümanların gerçekten çağla hesaplaşması, yeni gelişmelerle hesaplaşması, yüzleşmesi kolay olmuyor. Yani özgürlük ve özgürce konuşma, düşünme, ifade etme, bunlar Müslümanın, yani özgürlük olmazsa insanın imanı bile sorunludur. Özgürlük Müslümanların üzerinde en çok durması gereken kavram. Bu her zaman böyle olmuştur. Yoksa hiçbir alanda mesafe alınamaz. Dolayısıyla yani Maturidi deyince benim aklıma en çok gelen bu kavram. Şimdi kendim belli bir yaştayım değerli arkadaşlar, genç arkadaşlar, 70'in üzerindeyim.
en erken yaşlardan itibaren Rabbimize hamdolsun, yani Müslümanca bir hayat yaşamaya çalıştım. Geldiğim yaşta, yaşa kadar toplumsal değişik görevler de üstlendim. Ve bu toplumda olup bitenlerin içinde yaşadım. Dünyada, İslam dünyasında olup bitenleri yakından hissederek takip etmeye çalıştım. Şöyle baktığımda, geldiğimiz noktada bugün, yani hele son 40-50 yılı gözden geçirirsek, diyelim ki 1978-9 işte İran devrimidir, Afganistan cihadıdır, Malezya'daki gelişmedir, Orta Doğu'da Müslüman kardeşler meselesi, Pakistan'da işte Cemaat-i İslami, Türkiye tecrübesi, Türkiye'deki siyaset, son Arap Baharı hepsine baktığımızda Müslümanlar siyasetle de buluştu, iktidarla da buluştu. Hani hep özlemdi. İslam Devleti, Müslümanların partisi, işte iktidarı falan. Ama beklediklerimiz öyle çok olmadı. Ve bana göre İslam dünyasında büyük bir başarısızlık var şu anda. Siyasetle ve iktidarla buluşmalarında başarısızlık var. Çok dünyanın örnek aldığı, göstereceği öyle iyi modeller yok. Belki en iyisi bizdik bir süre. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Yani bugün bu konulara daha çok kafa yormak gerekiyor. Bakın her yerde bu sorunlarımız var. Ve yani İslam Devleti falan demekle ismi olmuyor. Ve üstelik bu son 40-50 yılda, bakın bununla bitiriyorum Mustafa Hocam, İslam imajı adına dünyaya İslami gelişmelerin siyasetiyle, iktidarıyla vesaire verdiği olumlu mesajlar yok. 40 yıl öncesine göre İslam imajı, İslam dışı dünyada veya dünyada daha olumsuz. Bunu da söylemek isterim. Yani daha olumsuz. Otoriteryen yapılar, efendim demokrat olmayan yapılar, teröre kayan yapılar, İslam imajı dediğinizde bunlar. Onun için yani korkusuzca düşünme, Müslümanların düşünmesinde, yorumlamasında, burada çok seçkin bir topluluk var, hayır vardır. Çıkardıkları hükümlerin hepsi hayırdır. Yeter ki ihlasla, samimiyetle daha çok düşünelim, daha çok akledelim, daha çok ifade edelim. Yani hürriyetlerin biliyorsunuz sıralamasında başa alınan şeydir. Ta Amerikalıların o devleti kurarken sıraladığı falan. Korkudan beri olma özgürlüğü. Yani özgürlüğün en başına açlık falan değil. Korkudan beri olma. Korkusuzca yaşama yani. Yani İslam üleması korkusuzca düşünecek, yaşayacak, yorumlayacak. Ondan sonra biz de ondan, herkes ondan faydalanacak. Çok teşekkür ediyorum. Bana da söz verdiğiniz için, benim burada söz hakkım yoktu. Mustafa Hocam sağ olsun. Tabii bir iki kitap da, yani Sönmez Hoca'nın kitabı, Şaban Ali Hoca'nın Kültür Bakanlığı kitabı falan. Tabii bunlar Mustafa Hocam'ın tezi. Bunlar hepsi şeyde bizlerin Maturidi'yi tanımamızda da çok yardımcı kitaplar. Onlara da teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Şimdi değerli arkadaşlar, 1/3 arkadaşımız konuştu. 1/3'si duruyor. 15 dakikalık bir süre kaldı. Birer dakika düşer. Ama Şaban Ali bir 6'ya çeyrek kalaya kadar uzattı. Fakat bundan sonra artık demek ki 3 dakika ile kesinlikle sınırlamak lazım. Şimdi Hasan Tahsin Feyzli Hocam buyurun. Bu çerçevede. Kıymetli hazirun, bana da söz verildiği için teşekkür ediyorum başkanıma. Şimdi ben konuyu siyasi konuşuldu değil, kelami bakımından bir konuya değinmek istiyorum. Bir kavram bakımından, tabii bu da konumuzun da imamı kelam bakımı olması bakımından imamımız Maturidi Hazretleri.
Akıl ve irade konusu birbirine biraz karışık konuşuluyor. Ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. İrade aklın bir versiyonudur. Akıl olmayanın iradesi olmaz. Bir seçimde insanın aklı yoksa hangi yere seçeceğini, neyi seçeceğini bilmez. Hepsini karıştırır. Akıllı olmayan bir yerde sorumlu insan olamaz. İradesi çok kuvvetlidir ama aklı yoktur dersek abeste iştigal etmiş oluruz. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz hep efela takilun, tetefekkürun gibi bütün bu terimler, bu kelimeler kullanılır, bu vurgular. Bu bakımdan akıl, bütün muhatap akıldır. Çocuğun gelişine kadar malum irade çocuk gelişine kadar alt beyin zaten doğuştan fıtri olarak geliyor. Üst beyine, kortekse bütün işlemler üst beyine işlenir. Müktesep akıl dediğimiz bu konu. İnsanın her türlü yapacağı işler, haram, helal, iyi, kötü, hepsi aklına, üst beyine kodlanır. Bu bakımdan irade istek demektir, istek. Bu istek biyolojik istek olabilir, dış istekler olabilir. Biyolojik istekler zaten bedenimizin kendi çalışmalarıdır. Ama dışarıdan kulağımıza ses gelir, beynimizde bir algılanma olur. Gözümüzden gelir. Birden aklımıza doğar. O zaman akıl düşünür. İmkan varsa eyleme geçer. Akıl düşünür. İmkan yoksa eyleme geçmez. Bu düşünce, istek akılda kalır. Öyleyse irade denen bir fonksiyoner bir durum değildir insanın fiillerinde. İnsanın fiillerinde aklın ve düşüncenin rolü vardır. Bir de imkan varsa eyleme geçilir. Hatta düşünce hürriyeti diye bir şey, hür düşünce diye ayrıca bir şey ele alamayız. Düşünce değil, söz hürriyeti. Sabaha kadar düşünebiliriz ama konuşabiliyor muyuz? Söz hürriyeti var mı? Mesela irade hürriyeti. Hayır, eylem hürriyetidir bu. Düşüncemizi eyleme koyabiliyor muyuz, koyamıyor muyuz? Eylem hürriyeti olur. İrade hürriyeti, bu istektir bu. İstek, her şeyi isteyebiliriz ama eyleme geçebiliyor muyuz? Bu bakımdan burada bir kavram kayması var. Belki de iradeyi akıl yerine, düşünce, muhakeme yerine kullanılıyor. Çünkü istek olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'de de ayrıca irade veya beyanı iradeye hitap yoktur. İnsanın hatta nefsini mi terbiye etmeli, aklını mı terbiye etmeli diye bir konu çıksa, nefsi şöyle ortaya şişe koyup şu insanın haydi nefsini terbiye edelim diyebilir miyiz? Ya insanın aklını terbiye ederiz, nefsi, istekleri, arzuları, behemi istekleri, her türlü istekleri, meşru gayrimeşru, aklının kendisine dürtüsü, aklının yönlendirmesiyle, düşüncesinin yönlendirilmesiyle olur her şey. Nefsi de, nefis dediğimiz can veya istekler akla tabi. Aklın yönlendirmesiyle vazgeçersin. Mesela hacca gideceğiz, düşündük, hacca gitmeyi istedik. İmkan varsa, mali imkan, bedeni imkan, sağlık imkanı vesaire. İmkan varsa hacca gideriz, yoksa düşüncemizde kalır o. İsteğimiz düşüncemizde kalır. O zaman akıl akıl var, imkan var, eylem var. 50 sene ben de irade okudum. Toparlayabilirsin hocam. Efendim, yazdım fakat baktım ki akıldan sonra imkan varsa eyleme geçeriz. İmkan yoksa akılda, düşüncede kalır. Bu bakımdan şu kanaate vardım. İnsanın fiillerinde aklın rolü vardır. Hitap akladır. İradenin bizzat etken değildir insanın fiillerinde.
diye bu şekilde bir yazım da oldu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Fethi Kerim Bey hocam buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Birkaç hususa temas edeceğim ama herhalde günümüze gelebilir miyim bilemiyorum. Yani günümüzle ilgili çok şeyler söyleniyor. Şimdi bu günümüz ikisini birlikte aslında ele alalım. Bu Maturidi'nin bir sistem Kur'an kelamcı olduğundan söz ediliyor. Doğrudur. Çünkü bu onun toplum ve siyaset felsefesi de yine bu bütünsellikten ayrı düşünülemez. Burada iki noktayı ifade etmemiz lazım. Bir, burada bir evrenle ilgili bir düzen var. Bir de toplumsal düzen var. Şimdi evrenle ilgili olan düzen belli bir zorunlulukla işliyor. Tabii bu zorunluluk meselesi tartışmalı bir mesele ama oraya girmek istemiyorum. Tabii alemde bir tabii yasalar var. Bunu ne işliyor? O zaman toplumsal düzen nasıl kurulacak? Nasıl işleyecek? Tabii buna da Maturidi büyük bir kafa yormuş. Büyük ölçüde kafa yormuş durumda. Tabii Maturidi sadece salt kitabı tevhidten hareketle bu anlayışını, bu öğretilerini ortaya koymuyor. Ona en büyük tabii burada desteği bu Tevilatül Kur'an adlı eseri yazmış olması ve orada birçok ayete değinip birçok kavramı gündeme getirmiş olması, bu siyaset açısından önemli kavramlar işte takvadır, firasettir, hükümdür, ulul emir, itaat, şura, seçim, adalet ki adalet mevzu üzerinde de durduk. Mesela bu adalet salt teolojik düzlemde değil, toplumsal düzlemde de yine ele alınıyor ve Maturidi açısından önemli bir husustur bu. Çünkü toplumsal adaletin de nasıl kurulabileceğinin izlerinde zaman zaman bizlere bu şeylerden, bu düşüncelerden de zaman zaman söz ediyor. Şimdi burada tabii onun sistemi açısından bakıldığı zaman insan hem ahlaki bir varlık hem de siyasi bir varlık. Yani bütün, yani sadece bilen, akleden, özgür iradeye sahip olan bir varlık değil, aynı zamanda siyasi bir varlık. Tabii burada insanın iradesinin, özgürlüğünün, aklının gündeme getirilmiş olması, aynı zamanda toplumların da bir iradesinin olduğu hususuna dikkat çekiyor ki Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinde geçiyor. Yani bir millet kendisindeki hasletleri değiştirmedikçe biz onları değiştirmeyiz diye ifade ediliyor. Ve dolayısıyla bu yapının içerisinde peki bu toplumsal düzlemde bu yasalar nasıl işleyecek? İşte bu Sönmez Hocamız da bunu değişebilenler, değişmeyenler diyor. Aslında bu dinde önemli. Yani mutlak ve değişmez olanlar ne? Değişebilir olanlar ne? Bunların da açıklığa kavuşturulması lazım. Çünkü mutlak ve değişmez olanların yanında diğerleri de yine değişmez ve sabit hale getirilirse o zaman toplumu yönetme, idare etme konusunda bir takım sıkıntılar doğabilir. Ve özellikle bu yani göreli olanla mutlak olanın ayrıştırılması lazım. Buna da İmam Maturidi kendi sisteminde buna da dikkat çektiğini görüyoruz. Bir de burada bu takva ile ilgili husus önemli. Çünkü biz ahlaki kavramları nasıl gerçekleştireceğiz? Yani pratiğe nasıl dökeceğiz? Daha doğrusu burada kendi adalet duygumuzu, insaf duygumuzu, vicdanımızı, aklımızı nasıl harekete geçeceğiz? Bu da tabii bu hem ahlak hem de siyaset açısından önemli düşünceler, fikirler olarak karşımıza çıkmaktadır. Acaba biz bu İmam Maturidi'nden bugün neler alabiliriz, nasıl istifade edebiliriz? Tabii burada olduğu gibi aktarmacı bir şekilde Maturidi'yi günümüze aktarmadan ziyade ondan işte bu yöntem açısından, çözüm üretme açısından, ahlak açısından, siyaset açısından ele aldığı bir takım kavramların belki bu tecrübelerden, birikimlerden istifade etmek suretiyle daha iyi ileri taşınma ve bunlardan daha iyi istifade etme, toplumun yararına bunlardan kullanma noktasında bunlar bize bir yol gösterici bir işleve sahiptir diyorum. Türk İslam düşüncesinde önemli bir köşe taşıdır, manevi bir önderdir, büyük bir önderdir ve dolayısıyla onun bize yön veren ufuk açıcı hem siyasi hem de ahlaki alandaki düşüncelerinden istifade edebiliriz. Olduğu gibi aktarma değil, bunlardan, bu birikimlerden toplumumuzu daha iyi noktaya taşıma noktasında istifade edebiliriz diyerek sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum hocam. Vakit konusunu tekrar hatırlatarak Mahmut hocam buyurun. Ben bu şeyle dinle siyaset arasındaki
Maturidi'de din ve siyaset ayrımı var mı yok mu şeklindeki bir tartışmada nübüvvet ve mülk ayrımının var olduğuna dikkat çekildi. Bu bağlamda dinin bir siyasal teori olup olmayacağı konusuyla ilgili birkaç hususa değinmek istiyorum. Aslında tarih boyunca dinin bir siyaset teorisi ya da bir tür siyaset olduğuna yönelik yaklaşımlar hep var ola gelmiştir. Ancak tarihsel insanlık tecrübesi bize şunu göstermiştir ki, ne zaman ki din bir siyasete dönüşmüştür, orada zulümden, haksızlıktan, dine aykırı hususlardan başka bir şey doğmamıştır. Aslında peygamber hayattayken bu problem vardır. Yani bir zihinsel işleyiş biçimi olarak vardır. Mekke fethedildiğinde Ebu Sufyan'la Abbas arasında geçen bir anekdotta bu zikredilir. Ebu Sufyan Mekke'nin etrafındaki Müslüman askerleri gördüğünde dönüp Abbas'a senin yeğeninin mülkü çok büyümüş der. Bunun üzerine Abbas da ona dönerek bunun mülkü olmadığı bir nübüvvet olduğunu ifade eder. Bakın bu iki yaklaşım tarih boyunca süre geliyor. Ama kısaca şunu ifade etmem gerekirse İslam tarihinde bile mesela Emeviler döneminde ve Mihne dediğimiz Memun döneminde Mutezile'nin muhalif gördüğü kimselere karşı yaptıkları bir tür dinin siyasal bir teori olarak uygulamaya geçirilmesidir ki Hristiyan Batı tarihi bunun acı ve ızdıraplarıyla doludur. Dolayısıyla dinin bir siyasal teori şeklindeki algılanması fevkalde üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Bu konuda dikkatlice düşünmek lazım. Bu konuda dinin belirleyiciliği ile motive edici bir güç oluşu arasındaki ayrıma dikkat çekmek isterim. Din belirleyici bir faktör olmaktan ziyade motive edici bir güç olarak algılandığı takdirde bu soruna bu perspektifle yaklaşmak daha tutarlı sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Ahmet hocam buyurun. Ahmet Akbulut. Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ancak hocam ben tebliğci mi, müzakereci mi değerlendireceğimi anlayamadım şu bakımdan. İkisini de değerlendirmem lazım. Onun için aslında çok vakte ihtiyacım var ama o da yok. Onun için ben sadece Maturidi'nin toplum tasavvuru ile ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Maturidi'de değişim algısının siyasi, dini, kültürel olguları da kapsadığını belirten yazar, Maturidi'nin değişmeyen değer ve yargılar alanı ile değişen değer ve yargılar alanını ayrıştırdığını açıklamaktadır. Yazar Maturidi'nin genelde değişim, özelde de toplumsal değişim olgusuna ilişkin kendisine özgü kavramsallaştırmalar ve ayrıştırmalar yaptığını ileri sürmektedir. Ayrıca onun kendisine özgü bir bilgi kuramı oluşturduğunu vurgulamaktadır. Maturidi, nazar ve istidlal yoluyla inanç esaslarının, içtihat ve rey yoluyla ibadet ve muamelat konularının temellendirilmesini yapmış, Kur'an'ın ise akla dayalı tevli yani dirayet yoluyla yorumlanmasını öncelemiştir. Bu bağlamda Maturidi dini bilgi üretmede kaynak sıralamasında aklı ilk sıraya koymuştur. Bu önemli ve doğru tespitlerdir. İmam Maturidi'ye göre şeriat, ibadetler, emir ve nehiler ile muamelete dair şer'i hükümleri içermektedir. Dinin bilinme yolu ve kaynağı akıl, şeriatın kaynağı ise vahiydir. Maturidi'nin din-şeriat ayrımı Kur'an açısından doğru görünmemektedir. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim gibi ayetler dinin kaynağının vahiy olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Maturidi'nin şeriat kavramını tanımlamada sorunu vardır. Şeriat kelimesinin geçtiği, seni hedefini gerçekleştireceğin bir yola koyduk, o halde bu yolu izle ayetinde, şeriat teriminin kelime anlamı, suyun kaynağına giden yol ya da kaynağa giden ana yola götüren tali yol demektir.
Şeriat terimi sonradan dinin kaynağı olan vahiylerin içerdiği ibadet ve muameletin bütününe isim olmuştur. Yani bu sondan ilave edilmiştir. Maturidi'nin şeriatların çok sayıda olduğu yolundaki görüşü doğrudur. Zaten Maide suresinin 48. ayetinde de bu durum vurgulanmaktadır. Maturidi dini iman olarak tanımladığından kalbin tasdikine bağlı aklı bir fiil olduğunu ileri sürmektedir. Bu tespiti doğru bulamayız. Yüce Allah'ın insanlara önerdiği ilkelere değil, bu ilkelerin peygamberler tarafından uygulanmasına şeriat denmesinde bir tutarsızlık yoktur. Aslında bu savurmaların arkasında dinde peygamberlerin konumunu tespit edememenin yattığı görülmektedir. Peygamberler dinin tamamlayıcısı değil, tebliğcisidirler. Dindeki konumları da elçidir. Elçinin mesaja ekleme ya da çıkarma yapma yetkisi yoktur. Peygamberlerin dindeki konumlarının elçi olması, her bir insanın Yüce Allah'ın muhatabı olduğu anlamına gelir. Yüce Allah hiçbir kulunun vekaletini başka bir kuluna vermemiştir. Peygamberler Yüce Allah'ın vekilleri değillerdir. Her şeyin vekili yalnızca Yüce Allah'tır. Kısacası Maturidi'nin din-şeriat ayrımından hareketle toplumsal değişim ve dönüşümü temellendirilmesinin doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Maturidi'nin nesh konusunda Kur'an'ın daha önceki şeriatları kaldırdığı yolundaki görüşüne katılmama karşın, Kur'an'da nesh olduğu, sünnetin Kur'an'ı nesh ettiği, İçtimai ve içtihadi nesh konusundaki yaklaşımlarını tutarsız görüyorum. Bu, Müslüman geleneğinde alimlerimizin büyük çoğunluğunda gördüğümüz yanlış bir anlamadır. Kur'an ayetleri arasında zıtlığın olamayacağını Kur'an bildirmesine karşın, Müslümanların Kur'an'da nesh olduğunu ileri sürmelerini anlamaya imkan yoktur. Özellikle sünnetin ve alimin içtihadının Kur'an'ı nesh edebileceğini düşünmemiz mümkün değildir. Bu yanlış anlamaların temelinde vahyin muhatabının kim olduğunu belirleyememenin yattığı görülmektedir. Vahyin muhatabı toplum değil bireydir. Yüce Allah'ın mesajı Müslüman bireyi yeniden inşa etmeye yöneliktir. Bu mesajın topluma müdahalesi ise dolaylıdır. Yani eğitilmiş bireylerden oluşan toplum istenmektedir. Kuşkusuz bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez ayetinin işaret ettiği gibi, toplumun değişmesi için öncelikle toplumu oluşturan bireylerin değişmesi gerekir. Geleneğimizde bu hareket noktası gözden kaçırılmıştır. Birey toplum dualitesi Müslüman zihnini açmaza sürüklemiştir ve gerçekten Müslüman geleneğinde birey buharlaşmıştır. Bireyi görmezden gelen hiçbir yaklaşımın değişimci, dönüşümcü ve gelişimci olması mümkün değildir. Bu bakımdan sorunlarımızı ele alırken bu bireyi nasıl buharlaştırdık, muhatabı nasıl ortadan kaldırdık, bunlara dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Zeynel Abidin, Acı Mehmet Ok, buyurun. Teşekkür ederim başkanım. Sayın değerli hocalarım, değerli katılımcılar, iki gündür çok derin tebliğ sunan hocalarımıza, müzakere eden hocalarımıza buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve bir de bu çalıştayı düzenleyen Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı'na ve Bilim Kurulu Başkanı Şaban Ali Düzgün hocamıza ve diğer emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkürlerimi arz ederim. Şimdi süremiz çok az olduğu için ben de çok kısa konuşmak zorundayım. Şimdi ben öncelikle yani bu İmam Maturidi ve Maturidilik konusu son zamanlarda Türkiye'de en çok gündeme getirilmektedir. Şimdi bu konuda başka hiçbir ülkede, Türkiye'de kadar üzerinde durulmadığını da belirtmek istiyorum.
Bundan dolayı İmam Maturidi ve Maturidilik konusunda Türkiye'deki bilim adamlarının yani potansiyel, akademik potansiyel olarak gerçekten yüksek olduğunu da vurgu yapmak istiyorum. Ve bundan dolayı da yani Türkiye'deki yani bilim adamlarını tebrik ediyorum. Ve diğer Müslüman dünyası, tüm sadece Türk dünyasına değil, tüm İslam dünyasına örnek teşkil edeceğini de ümit ediyorum. Şimdi ben yani çok kısaca iki hususu değinmek istiyorum. Daha önce de hocalarımız bunun üzerinde durdular. Ben de durmak isterim. Şimdi tarihi yöne baktığımızda İmam Maturidi ve Maturidilik fikirleri yaygın olduğu toplumlarda radikalcılık, aşırıcılık dediğimiz kökten dincilik fikirler olmamıştır. Bu bir tarihi kanıttır da diyebiliriz. Şimdi dün hocalarımızdan birisi mesela örnek olarak Taliban'ı Maturidi olduğunu söyledi. Ben aslında bu çok böyle tartışmalı bir konu olduğunu belirtmek isterim. Hanefi olduğu bellidir fakat Taliban Maturidi değildir. Yani eğer illa da bir mezhebe bağlamak gerekirse Selefi zihniyete yakın bir eşarilik dememiz belki daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ve ikinci bir husus da özellikle bizim Orta Asya bölgesinde Kırgızistan'daki en büyük günümüzdeki sorunlardan birisi de tekfir konusu, iman amel konusu, Allah'ın sıfatları konusu, din siyaset konusu gerçekten günümüzde çok tartışılan bir konulardandır. Bu konular aslında İmam Maturidi'nin eserlerinde çok böyle tutarlı fikirler ortaya koyulmuştur. Bundan dolayı da bu tür günümüzdeki bu tür sorunları çözmede İmam Maturidi'nin bu konudaki fikirleri yani çözüm getirecek diye düşünüyorum. Ama son olarak da ben şunu da belirtmek isterim. İmam Maturidi dönemindeki dönemiyle şu andaki dönemi biz kıyaslayamayız. Çünkü İmam Maturidi kendi dönemindeki sorunları çözmeye çalışmıştır. Ama günümüzdeki sorunlar daha büyüktür, daha geniştir. Bundan dolayı sadece İmam Maturidi'nin fikirleriyle sınırlı da kalmak yeterli olmaz diye düşünüyorum. Bundan dolayı İmam Maturidi'yi örnek alarak bu konuda daha derin çalışmalar yaparak çözümlere öneri getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Değerli arkadaşlar, hiç üslubum değil, hoşuma da gitmiyor ama yani tekrar işte bir ikişer dakika ile sınırlarsak 8 arkadaş daha var. Onlara da bir söz hakkı verilmiş olur. Hiç hoş bir üslup değil ama mecburum, ne yapayım? Zeki İşçambi. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben Sönmez Bey hocamı dinlerken sizin niye Maturidilik üzerine bu kadar yoğunlaşmamızdan endişe ediliyor şeklindeki kaygınızı anlamaya başladım. Çünkü İmam Maturidi'nin yaratabileceği habitustan korkuluyor. Bu habitus nedir diye sorarsanız, işte akılcılığı mı derseniz, evet bir noktaya kadar akılcılığı. Ama Sayın Hülya hocamızın ifadesiyle vahiy dominanttır, akıl onu anlar, anladıktan sonra hemen teslim olur şeklindeki anlayışla bunu zamanımızın din anlayışıyla telafi etmemiz mümkün. Fakat tek bir şeyi telafi edemeyiz. İmam Maturidi'nin çok üzerinde, ısrarla çok üzerinde durduğu, hocamın da ifade ettiği gibi amel iman ayrımı. Bunu tevilatta da şeyde de hiç aksi bir şeyini bulamayız. Bunda çok ısrar ediyor. Hatta o kadar ısrar ediyor ki, insanın diyor cennete gitmesi amelleri sayesinde değildir diyor. Allah'ın rahmeti sayesindedir diyor. Bu kadar ısrarının sadece dinden kaynaklanan bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Sosyolojik bir takım şeyleri var, endişeleri var. Şimdi bugün de bizim bir takım sosyal, siyasi endişelerimiz var. Nedir endişelerimiz? Mesela Profesör Doktor Esergür Balcı'nın tespitini söyleyeyim. Türkiye'de 800'ün üzerinde faal medrese bulunuyor. Özel öğretim kurumlarının 1/3'ü bir tarikata bağlı. 1 milyon çocuk tarikatlarda eğitim alıyor.
2 milyon 600 milyonun bir tarikatla organik bağı bulunuyor. 30 tarikat silsilesi ve bunların 400 kolu var. Şimdi bu 400 koldan bahsediyoruz. Bu 400 kol şeriata dayalı olarak, amelin imandan bir cüz olduğuna dayalı olarak Allah'ın umum vekaletine sahipmiş gibi davranıyorlar. Mümin üzerinde tahakküm kurmak istiyorlar. Bu nedenle bugün zamanımızda artık Sayın Diyanet İşleri Başkanı da birkaç ay evvel açıkladı. Din istismarı bir güvenlik sorunu haline gelmiştir dedi. Şimdi din istismarı bir güvenlik sorunu haline gelmişse, o zaman din meselesi sadece dinle sınırlandırılamaz. Bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bir milli tekamül meselesi haline gelmiştir. Şimdi bu noktadan sonra artık dine biz yasa, artık dine biz şeriat, artık dine biz nas özelliğiyle bakamayız. Yahya Kemal veya Nurettin Topçu'nun gibi Nurettin Topçu gibi yazarlarımızın perspektifiyle bakmamız lazım. Yani bir medeniyet ufkuyla bakmamız lazım. Medeniyet yaratıcı bir anlayışla dine yönelmemiz lazım. İmam Maturidi'nin bu açıdan iman amel ayrımı, zaten din siyaset ayrımı, din şeriat ayrımı, bu iman amel ayrımının bir sonucu olarak kendisini göstermiştir diyorum. Çok teşekkür ediyorum hem Sönmez Bey'e hem de Şaban Ali Düzgün Bey'e. Teşekkürler. Recep Düze Bey. Teşekkür ederim hocam. Hocam burada iki konu üzerinde durmak istiyorum. Aslında tebliğ ile ilgili yazdığım müzakereyi burada anlatmaya imkan yok. O okunacaktır zaten diye düşünüyorum. Onun özeti mahiyetinde insan tasavvuru ve özgür irade anlamında iman sahibi olan ve olmayan diye iki şekilde insanın aklının işlevi konusunda Maturidi'nin yaklaştığını görüyoruz. Burada sahih akıl ve salim tap üzerinde duruyor. İman sahibi olması da insanın bunlarla Allah'ın varlığını ve iyi kötüyü tespit edebileceğini ve bir takım kanunlar, ahlaki kurallar ortaya koyabileceğini ifade ediyor. İkinci olarak iman sahibi olan kişilerin de vahyin yani haberin mütevatir sünnetin getirdiği bilgileri aklıyla temellendirebilir. Bunların isabet konusunda diğerinden daha üstün olduğunu ifade ediyor. Birinci kısım yani İslam'a inanmayan kesimin akıllarının ortaya koyduğu ürünü test etmede şura yetkili gibi görüyor. İkinci tür yani iman sahibi olanların bu Kur'an-ı Kerim, sünnet ve şura, ulemanın bu konudaki müştehitlerin şurasına arz edilmesi gerektiği görüşünde olduğunu görüyoruz. İmam Maturidi de zamanının çocuğu olarak ayetleri ve rivayetleri daha çok hocamızın birisi ifade etti aslında, tefsire yöneldiğini ve Peygamberimiz dönemindeki bir takım algıları ifade eden rivayetleri tefsirlerde kullandığını görüyoruz. Bu rivayetler Peygamberimize ait olabileceği gibi zaman içerisindeki ravilere ait bir takım algıları da içerdiğini görüyoruz. Rivayet ilmi açısından bunlar yorumlanmıştır ulema tarafından, tebliğimizde bunları belirttik. İkinci husus ise daha çok toplumu ilgilendiren ve içtihada konu olan meselelerde Sönmez Hocam'ın burada örnek olarak verdiği meselelere baktığımızda daha çok bizim Nihat Ergün Bakan Bey'in ifade ettiği gibi ümera ve ulemanın yetkin olduğu konular olduğunu görüyoruz. Yani içtihada mebni olan konular daha çok toplumu yöneten meselelerle alakalı bir alana sıkıştığını görüyoruz. Özellikle mesela müellefe-i kulüple ilgili Hazreti Ömer'in Hazreti Ebubekir dönemindeki uygulamasını kaldırdığı uygulamayı kendi döneminde uyguladığını, Ömer bin Abdülaziz döneminde uygulandığını görüyoruz.
Yani ihtiyaç anında bunların geri döndüğünü görüyoruz. Bugün örtülü ödenek gibi bu hala devam ediyor. Yine bu anlamda mesela İslam'ın ve insanlığın dünyada barışı tesis etmek, silmi tesis etmek konusunda ortak alanda bir fikir birliği var. Ama dünyamız savaş alanı içerisinde. Bunun çözümü konusunda da ilgili ayetlere baktığımızda ayetlerin indiği dönemde tarihin esas alarak yorumlar yaptığını söyleyebiliriz Maturidi'nin. Yani bugünkü algılarımız ile Maturidi'nin o döneminin yorumlar arasında da yine farklar olduğunu göreceğiz. O nedenle Kur'an yorumumuzda veya hadisleri anlamamızda dünle bugünkü algıların çok etkili olacağını bilmemizde fayda var. Ve buna göre daha çok yaratılışı ve dini nasların amacını esas alan içtihatları ulemanın şura ile ortaya koyması gerektiğini Debussy de belirtir. Debussy üzerine doktora yaptığım için o külli kaideleri koymuştur. Daha sonra bunlar geliştirilmiş ve sürekli de değiştirilmeye ihtiyaç vardır. İslam alemi bir an önce bu toplumsal alanla ilgili içtihatları yapabilecek külli kaideleri kendi döneminde ortaya koymasıdır. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hülya Hocam, buyurun. Ben de tebliğcilere ve bütün müzakerecilere düşünceyi provoke eden konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sadece bir hususa değineceğim. Sönmez Hocam'ın yani tebliği çok güzeldi fakat yaptığı açıklamalardan sanki tarihselciliğe giden bir ima var, öyle söyleyeyim. Onu çağrıştırıyordu. Yani kendisi öyle düşünebilir, onu ayrıca tartışırız ama İmam Maturidi'nin bir taraftan vahyin gerekliliğin için ortaya koyduğu temel düşüncesiyle ondan sonra kalkıp şeriatın değişime göre değişebileceğine ima eden ifadeler bence uyuşmuyor, onu söyleyeyim. Temel düşüncesi bakımından sorumlu. Çünkü sadece İmam Maturidi değil aslında, İbn-i Sina'da da dahil olmak üzere, İslam filozofları da dahil olmak üzere, bütün İslam düşünce geleneği vahyin gerekliliğini tam da toplumsal düzenin olması için olduğunu söylerler. Dolayısıyla yani değişimden hareketle yani nereye varmak istiyoruz ben burayı anlamadım. Çünkü şöyle, yani bu ilerlemeci bir mantıkla değişen dünya, değişen çevre, çağdaş dünya ifadeleri bana modern bir anlayışı çağrıştırıyor, onu söyleyeyim. Bana göre en ileri dönem Hazreti Peygamber dönemidir. Aslı saadetten daha ileri bir dönem yok. Çünkü insanın insaniyetinin zirvede olduğu dönem. Yani peygamber dönemine hitap eden bir ceza, bugün niçin? Bugünkü insanlık değişmedi ki, insan oluşumuz. Bizim yaşadığımız şartlar, yani aletler, unsurlar değişti. Ama insan, insan olmak bakımından aynı insan. İnsanın erdemliliği bakımından bakarsın da oradaki insanlar daha erdemli. Dolayısıyla onlara uyan ceza bugün niye bize uymuyor? Yani hocam hırsızı örnek verdi, ben de verelim. Hırsızın kime o cezanın vereceğini tartışabiliriz, evet. Yani Sefiller kitabındaki gibi Can Balcan ekmek çaldı diye biz ona hırsızlık cezasını, el kesme cezasını elbette uygulayacağını kimse söylemiyor. Ama öyle şartlar, bunu zaten içtihatla belirleyebiliriz ama ben el kesme cezasını üst bir ceza olarak yani vahye tabi olacaksak kalması gerektiğini düşünüyorum. Söyleyecek çok şey var ama teşekkür ederim. Ayrıca. Teşekkürler. Abdullah Demir Hocam. Değerli hocam, saygılar sunuyorum. Sönmez Hocam'ın birçok fikrine katılıyorum. Ancak Maturidi taklidi imanı geçerli kabul etmez şeklinde bir anladığım görüşü oldu. Maturidi sistemi açısından ben bunu tutarlı görmüyorum. Çünkü Maturidi genel sistematik açısından imanın geçerli olup olmadığı yetkisini Allah'a verir. Çünkü kalbin içine bakıp kontrol etme imkanı yoktur. Dolayısıyla birinin dışarıdan bakıp sen takliden inanıyorsun, imanın geçerli değildir demesi Maturidi'nin sistematiğine uymuyor. Maturidi'nin sistematiğine uyan ne şudur? Maturidi aklı önceler ve araştırılmasını, imanın delillendirilmesini, hikmetinin araştırılmasını söyler. Ama eğer kişi hayat geçim şartı sebebiyle, dünyevi zevkler sebebiyle veya yaşam herhangi bir sebeple
aklını kullanmayıp sadece imanı taklidi seviyede kalırsa, İmam Maturidi o kişiye ne der? Cevap şu, İmam Maturidi o konuda hakka mı batıla mı tabi olduğuna bakıyor. O kişi eğer hakka tabi olmuşsa, iradesini haktan yana kullanmışsa onun imanı geçerlidir. O kişi takliden tabi olduğu kişi batıl bir görüşse, örneğin mecusilik gibi, imanı geçersizdir. Dolayısıyla burada Maturidi akla vurgu yapar ama iman konusunda şöyle bir durum var neticede. İnanılan şeyin takliden de olsa neye inandığına bakar. Haksa iman haktır der. Ama ikinci şeyi söyler. Kişi aklı imkanı olduğu halde aklını kullanmıyor da günahkardır der, asidir der. Burada bunu nasıl günümüze aktarabiliriz? Şöyle aktarabiliriz. Maturidi sisteminde bu yerleşmiştir. Mukallidin imanı sahihtir, geçerlidir. Ancak aklını kullanmayı terk ettiği için günahkardır. Günümüze bu iki cümle, ikinci kısım eksik bırakılarak veya vurgulanmayarak aktarılmıştır. Maturidilerde mukallidin imanı sahihtir der, bırakırız. Aslında Maturidi'ye göre ikinci kısma vurgu yapmamız gerekir. Eğer imanınızı taklidi yapmazsanız günahkar olursunuz. İmanınızı tahkiki seviyeye yükseltmezseniz günahkar olursunuz diye ikinci kısma vurgu yapmamız gerekir. Ben bu açıdan örneğin dini toplumu anlatmakla görevli Diyanet yayınlarını incelemiştim. Nasıl diye? Diyanet yayınlarına baktığınız anda halka şunu demez Diyanet yayınlarında. Aklınızı kullanmadığınız için, araştırmadığınız için günahkarsınız. Bunu yapmanız gerekir demez. Dolayısıyla şunu yapabiliriz. Maturidi düşünce açısından muhataplara, karşıdaki kitleye Allah size nimet olarak akıl vermiştir. Dolayısıyla aklınızı kullanmanız gerekir. Kullanmazsanız bunun vebali vardır demek gerekir. Yoksa kişi hakka tabi olduğu halde, örneğin kendi annem, okuması yok, yazması yok ama mukallit, iradesini haktan yana kullanmış. Maturidi anneme imanı geçersiz der mi? Bu bir problem maturidilik açısından. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Özcan Taşçı Hocam. Özcan şu anda yok, çok iyi. İsmail Şık. Duyuyorsun, ne var? İsmail Şık sıkıştı. Bu tarafta hocam. O da mı yok? Bu tarafta hocam. Sönmez hocama doyurucu bilgiler içeren tebliğinden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten güzeldi. Şaban hocamın analizleri ve değerlendirmeleri de bir o kadar kıymetliydi. Ben kısa olması bağlamında iki tane kavram üzerinde durmak istiyorum. Özgürlük, özgürlüğün ontolojik temeli. Bence katkı bağlamında misak kavramı üzerinden bunun işlenmesi faydalı olurdu diye düşünüyorum. Çünkü eğer siz özgürlüğü Kur'an'dan hareketle ya da rivayetler üzerinden Araf 172-173'e istinaden Elesti Bezbi ya da Galübela'dan alır, Hazreti Adem'in sırtından insanlığı çıkartır, yapıp etmelerini belirler ve yeryüzüne gönderdikten sonra onlardan iyi işler yapmasını beklerseniz pek gerçekçi olmaz. Maturidi burada güzel bir yorum yapıyor. İnsanın fıtratındaki dini anlayış, Şaban Hocam bunu çokça vurgular, fıtri din olgusuna misak yorumunu etkiliyor. Koyuyor, şöyle diyor, yeryüzüne gelen her insanın yaratılış esnasında Allah'ın varlığını, dinin fıtriliğini fıtratına işlenmesi. Yani her birey inanmaya meyilli, inanmaya yöneliş bağlamında yaratılıyor. İkinci husus, işlevsel özgürlük bağlamında. İman, amel ilişkisi, Zeki Hocam gerekli açıklamaları yaptı. Ben ona şunu eklemek istiyorum, bireysel boyutu var, ibadetler. Toplumsal boyutu var, daha önce konuştuğumuz ahlak konusu. Maturidi iman-amel ilişkisinde bireysel boyuta müdahil değil ama toplumsal boyutta hedefleri var. Yani bireyi rahat bıraktığı gibi toplumu rahat bırakmıyor diye düşünüyorum. Topluma bir yön verebilmek adına biz de bireyi de tavsiye ve tekliflerle yönlendirebiliriz. Belki onları olumlu uygulamalara zoraki cebren yönlendiremeyiz ama kanunlarımızın ahlaki erdemleri yüceltmeye ve yönetmeye yönelik olmasında fayda var diye mülahaza ediyorum. En son şu trafik yasasından örnek vererek tamamlayacağım. Yayalara geçiş üstünlüğü sağlayan trafik anlayışı aslında zihnimde tam Maturidi bir yaklaşım tarzını yansıtıyor. Çünkü bireyi merkeze alıyor, aklı merkeze alıyor, insan onurunu merkeze alıyor. Teşekkür ediyorum. Recep Önal Bey. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Tabii en son biz kaldık herhalde Kılıç Aslan Mavi'yle beraber. Bir kişi daha var.
Evet, toplumsal bir baskı hissediyoruz mecburen içimizde de rahat konuşamıyoruz. Sabırlar da zorlamam adına. Şimdi ben özellikle Sönmez Kutlu Hocam'ın yani inançta küfürlerinden dolayı bir kişiye, bireylerin veya bir Müslümanın ceza veremeyeceği noktasındaki hassasiyeti güzeldi. Önemli yani benim için. Buna bir katkı yapmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda özellikle inanç ve din özgürlüğü bağlamında Kur'an-ı Kerim'de genel itibariyle yani dört tane farklı grup ayet karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi İslam'a inanmayanlarla barış içinde yaşanması gerektiğine dair ayetler var. Diğer taraftan yine bu kişileri hikmet ve güzel öğütle İslam'a davet etmesine yönelik ayetler var. Ve yine bu paralelde la ikraha fiddin şeklinde dinde zorlama olamayacağına dair ayetler var. Ve son olarak bu inanmayanlara karşı savaşta mücadele edin diye onları öldürülmesi veya savaş açılmasına dair ayetler var. Şimdi bu ayetlere baktığımızda ya barışı ve ön planda tutan ayetleri bir kısmı, Müslümanlardan bir kısmı kendi menfaatleri doğrultusunda el alıp dinler arası diyalog adı altında İslam'ın da içi özü boşaltılarak suistimal edildi. Bu İslam'ın hoşgörü anlayışı suistimal edildi. Bunu biz yaşadık. Bunun dışında gayrimüslimlere karşı savaşa yönelik ayetlere baktığımızda da yine Taliban, El-Kaide, IŞİD gibi yine uç tefrit noktasında bir güruh ortaya çıktı. Şimdi bu ayetleri göz önünde bulunan özellikle bugün günümüzdeki gençlerimize yönelik sorular var. İnternette, ateist ve deist sitelerde. Mesela bunların bu savaşlardan, bu ayetlerden yola çıkarak bir takım deistlerin iddiaları var. Ben bu iddiaları Maturidi'nin kendi ifadeleriyle burada aktarmak isterdim ki 10 tane iddiası var. Bunu naklediyor tevilatında ve çok güncel. Yani günümüze tıpatıp uyacak şekilde iddialar var. Ama zaman olmadığı için bunları ben burada anlatamayacağım. Ama inşallah tebliğ metninde bilmiyorum bin kelimelik de bir sınır var. Orada da bir sınırlama var. Onu da çok rahat yazamıyoruz maalesef. Şimdi İmam Maturidi bu ayetleri nasıl yorumlamış, nasıl anlamış? Dört farklı grupta ayetleri nasıl anlamış? Ben okuduğumda şahsen çok musmayın oldum. Benim de çok kafam karıştı. Bu ayetleri nasıl anlayacağız? Yani özgürlük bağlamında cizye ayetleri var biliyorsunuz. Seyf ayetleri var. Genel itibariyle şimdi mesela İmam Maturidi 10 tane iddialarını sıralıyor bunların. Mesela bir iki tane örnek vereyim örnek olması açısından. Siz diyor yani karşı tarafın Müslümanlara yönelik iddiaları. Ey Müslümanlar sizler ya karşı tarafla ya küfürlerinden dolayı savaşıyorsunuz onlara ya da onlardan dünyevi bir menfaat için parantez içinde cizye için savaşıyorsunuz. Eğer diyor küfürlerinden dolayı savaşıyorsanız niçin cizye aldığınızda bırakıyorsunuz savaşı? Demek ki burada maddiyat ön planda. Ya da yine kadın küfürlerinden dolayı savaşıyorsanız kadınlardan neden cizye almıyorsunuz şeklinde bir iddiayı gündeme almış. Yine kılıç korkusuyla eğer onlara karşı savaşırsanız ve onlar hani iman edinceye kadar şeklinde veya la ilahe illallah deyinceye kadar savaşın şeklindeki ayetleri baz aldığımızda evet, zamanım dolmuş. Ayetleri baz aldığımızda bunlar o zaman münafık olmazlar mı şeklinde. Bu gidiyor yani. 10-15 tane madde var. Ve bunların hepsini Maturidi çok güzel bir şekilde ayrıntılı olarak cevap veriyor. Tabii savaşın sebeplerine temas ediyor. Savaşın hikmetlerine temas ediyor. Bu cevapları ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ama zaman bittiği için ben bunlara 3 dakika olduğu için bırakıyorum burada. Teşekkür ediyorum hocam. Kimseye ben de teşekkür şey ederim. Yapmadan. Kılıç Arslan Bey. Sayın hocam, teşekkür ederim. Hani adam şöyle demiş, anamın son çocuğu olacağı ama keşke taş olsaydım. Şimdi orada vakit ve sizin bulduğunuz yerde vakit ve şey sınırı yok. Serbest konuşuluyor, buraya gelince daralıyor. Hadi bakalım konuş da madem konuşmadı demesinler gibi. Durumda iki gündür çekiyoruz. Recep Hocam'a da o baskıyı hissettik. Yalnız vaaz etmeyeceğim. Güzel temennide bulunmayacağım. Sadece metni müzakere edeceğim, metni tenkit edeceğim hocam. Çok kısa, hızlı konuşmaya çalışacağım ve kısa tutmaya çalışacağım. Yazmadım, belki yazmayacağım. O yüzden kayda geçsin isterim. Şimdi burada şöyle tenkitler şu iki noktada yoğunlaştı. Yani Maturidi
Vahyi mi esas alır, aklı mı esas alır? Sönmez Hocam'ın tebliği şu bakımdan, teşhis bakımından, tespit bakımından son derece başarılı. Kanaatimce Maturidi'nin bütün görüşlerini, onun bütün felsefesini ele alırken bu üçlü ontolojik mi yoksa epistemolojik mi olduğu konusunda tartışabileceğimiz vacip alan, müstahil alan, vacip alanın zıttı olarak, onun kardeşi ikizi olarak vacip ve müstahiller ve mümkünler alanı ayrımı üzerinden gitmezsek Maturidi'nin teorisini anlayamayız kanaatindeyim. O açıdan hocam bunun tespitini yapıyor ve buna bağlı olarak yine diğer ayrımlar, işte din ve şeriat ayrımı ve diğer ayrımlar üzerinden bence çok başarılı bir tahlil tespitle konuyu ele alıyor. Fakat tahlilleri ve tahlillerden sonra yaptığı onun açıklamaları, şerhleri diyelim, Maturidi'nin düşünce ufkunu gösteren kısımda sanırım müzakereciler de belirttiler, bir mantık hatasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şöyle ki, Maturidi evet, vacipler alanı der. Bunlar benim kanaatim ontolojik bunlar. Yani bilgisel ayrım değil, vacip, müstahil. Daha çok öncelikle ontolojik tespit. Yani vacip varlıklar ve varlık ve durumlar ve bunların zıttı olarak müstahil varlık ve durumlar vardır. Bu konularda tek yönlüdür bunlar. İhtimali açık değildir. Zaten vacibin aksi yönü müstahildir. Müstahilin aksi yönü vaciptir. Bu konular işte bizim ilahiyat dediğimiz kelamdaki alana, inanç esaslarına tekabül eder. Ama aslında buna ilahiyat değil, akliyat demek gerekir. Hocam da zaten bunu söylüyor. Yani biz semiyatın zıttı olarak ilahiyat diyoruz. Halbuki semiyatın karşıtı olan şey akliyattır. Burada akıl otoritedir. İşte bu akliyatla ilgili, yani vahye gelecek olsak, akliyatla ilgili ayetler ve diğer naslar, ne hangi otoriteyi kabul ediyorsak edelim, dini metinler, akliyat sahasındaysa din sahası, bu Mutezile'de buna tevhid alanı belki diyebiliriz. Bu sahada akıl otoritedir ve akıl belirleyicidir. Akıl mı vahiy mi dendiği zaman elbette akıldır. Dolayısıyla bu alan evet tek yönlüdür, değişmez filan deniyor ama burada kanaatimce akıl mı vahiy mi dendiği zaman akıl öncelikli. Diğer alan mümkünler alanı. Mümkünler işte iki ihtimali açıktır. Dolayısıyla burada akıl kararsız kalır. Belki iki ihtimali görebilir veya göremez. Burada da vahiy önceliklidir. İşte bu mümkünler alanı şeriata tekabül ediyor, ahkama tekabül ediyor. Dolayısıyla aslında Maturidi'nin bu ayrımdan yaptığı, çıkaracağımız sonuç şudur, gayet açık bir şekilde. Mümkünler alanında, özellikle bizim ahkam alanı, Ebu Hanife'de tabii bu ayrım var. Din ve ahkam ayrımı yapıyor ama bu konularda sanırım Ebu Hanife belki de ikisini de vahyi otoriter kılıyor. Fakat işte din, şeriat diyelim, ahkam diyelim, bu alanda aklın değil, Maturidi'nin sistemine göre vahyin otorite olması beklenir. Çünkü zaten nübüvvet vacip değildir falan dendi ama bu konuda kendi çalışmamda olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim. Maturidilere göre nübüvvet vaciptir, zorunludur. Niçin zorunludur? İmam Maturidi her ne kadar vacip kelimesini kullanmasa da zorunluluk, lüzum, gereklilik gibi şeylerle. Çünkü nübüvvetin vacip olmasının sebebi de şeriat getirmektir. Yani vahyin amacı şeriat getirmektir, gayesi. Çünkü şeriat konusunda akıl çözüme ulaşamaz. Bunlar mümkünler alanıdır. Peygamberin öğretisiyle ancak bunu doğruyu bilebilir. Çok ihtimalli olduğu için ancak tek ihtimalle peygamber indirebilir. Peki bir de şuna değinmek lazım. İşte hocam bu alan akla da açıktır gibi bazı yorumlardan hareketle vurguladı ve bunu nesih kavramıyla açıkladı. Kanaatimce bu nesih kavramı çok zaten uymuyor buraya. Burada aklın din, vahiy yorumlaması konusunda tevil kavramına gitmemiz lazım. Tevil üzerinden gidersek çok daha net olacak. Çünkü tevili nerede yapar Maturidi? Tevilatul Kur'an'ı nerede yapar? Tevil nerede gereklidir? Vacipler alanında, yani din sahasında, yani inanç alanında. Halbuki bu ahkam alanında Maturidi tevilci değildir. Dolayısıyla herhalde böyle kısaca özetlemek yeterli.
Peki o teviller, o örnekler ne? Sanırım yani Maturidi'nin kendi tevilleri değil onlar. Onlar Hazreti Ömer yapmış işte veya diğerleri yapmış. Dolayısıyla bir anlamda nesih konusu. Yani bir anlamda Maturidi geçmişi, ya bunlar böyle yaptılar ama vahiy vardı, onlar da başka şey söylediler. Belki de onu meşrulaştırmak için geliştirdi. Yoksa Maturidi'nin kendi yaptığı ahkam alanında bugün bizim ihtiyacımız olan, keşke yapsaydı dediğimiz alanda var mıdır? Hocam bunlara örnek verebilirse belki bizi o zaman ikna eder. Bu tür nesihler kendisi, hadi bakalım buyurun ayeti nesediyorum falan gibi. Bunlara sanırım bir şey bulamayacağız. Yani bir çıkış bulamayacağız. Dolayısıyla elbette ben de yani ya tarihselci olacağız, ya metinselci olacağız, ya gelenekçi olacağız vahyi anlama konusunda. Dolayısıyla bunlardan hangisini seçerseniz derseniz elbette hocama daha kendimi yakın hissederim. Ancak bunu Maturidi'den zorlayarak çıkarırsak, hani dün de söylendi, Maturidi'nin acaba ruhu muazzep mi olur? Veya ya ben bu kadar ileri gitmemiştim, niye böyle yapıyorlar mı der. Ama tabii orada akılcılığı görebiliriz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yani husun kubuh meselesi akliyattandır diyor hocam. Yani ona da katılamayacağım. Yani husun kubuh meselesi ortada bir yerde benim kanaatim. Bazı noktalarda akliyattan ve husun kubuha işte akıl hükmedebilir. Ama özellikle yani içki haram mıdır, zina haram mıdır konusunda eğer husun kubuh akliyattan olsaydı, bunlar iyilik kötülük bütünüyle iyilik kötülük akliyattan olsaydı zaten vahye ihtiyacı Maturidi'de temellendiremezdi. Veya en azından bu yönüyle temellendiremezdi. Ve son olarak son cümlemi şöyle bitireyim. Yani bugün kelamı kurarken, yeni kelamı kurarken tabii elbette bunu belki de hocamızın yaptığı gibi Ahmet Akbulut hocamızın bu sistemi naksedebiliriz, eleştirebiliriz. Eleştirmeliyiz belki. Ama Maturidi'de olduğunu önce doğru bir şekilde tespit edelim. Ondan sonra yani inanç alanı akli alan mıdır? Bunu tartışabiliriz. Veya vahiy alanı tümüyle semi alan mıdır? Bunu tabii ki elbette kendi aramızda tartışacağız. Sabrınız için teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hiç kısıtlanmış gibi konuşmadım. Bayağı güzel konuştun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu Özcan Taşçı bir önce salonda yoktu. Döndüyse ona da söz verelim. Dönmedi. Tamam. O zaman müzakereler bitmiş oluyor arkadaşlar. Tebliğlerle ilgili değil. Sadece yani bir afişle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Bu çay molasında afişi yapan Mehmet Polat Bey ile görüştük. Yani onların da hakları yenmesin. Bu afiş üzerinde ciddi bir çalışma yapmışlar. Yani kayıp aydınlanmanın izinde orada bir kapı işareti var. Yani arkada siz göremiyorsunuz. O kapı aydınlanmaya ancak kapıyla gidileceğini ima ediyormuş. İ'lerin üzerindeki hilal, hilalin üstünlüğüne işaret ediyor dedi. Arkaya Maturidi'nin türbesinin bir resmini, bir de ayrıca kapıyı büyüterek koymuş. Onların da her birinin bir anlamı var ve yazılar bir rakamı şeklinde yazılmış. O da birinci çalıştay. Ben de onu tevhid olarak yorumladım açıkçası. Aslında tevhide sembolize ediyor. Yani kendisine emeğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum ben şahsen. Çok güzel bir afiş hazırlanmış. Onu bildirmek istedim. Şimdi irade ve ifade hürriyetinden çok bahsedildi. Maturidi'nin ne kadar bu konuya önem verildiği anlatıldı. Biz burada olabildiğince sıktık sizin konuşma alanlarınızı, daralttık. Çünkü vakit konusu. Değerli arkadaşlar, şimdi müzakereler bitmiş oldu. Bir sonuç bildirisi hazırlanmış. O, pardon ya, Sönmez Hocam. Seni de kısıtlayarak. 3 dakika. Ya, hiç olmaz. Sıra katılıyorum. Hocam 3 dakika olmalı. Siz mi dediniz? Hocam burada tasarruf hocamıza ait. Hocam latife yapıyorum. Hocam şimdi, kendisi 5 dakikadan çok konuştu. Şimdi, neyse ben hocama bırakıyorum zamanımı. Çok değerli hazırın. Hepinize katkılarınız, eleştirileriniz dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bu fikirlerimi ben daha önce, 3 sene önce bir uluslararası sempozyumda çok geniş bir şekilde anlattım. Belki tebliğe kısmi bir kısmını alıp, bir kısmını alıp koydum. Ama lütfen bu çantalarınıza konulan
sempozyum metninde var ve orada bu soruların bir kısmı cevaplandırılıyor. Ben onlara girmek istemiyorum. Dört arkadaşın eleştirisi özellikle cevaplanmayı biraz gerektiriyor. Birincisi İlhami Bey'in, burada mı İlhami Bey çıktı herhalde? Ha, buradasınız. Yani Anadolu'da ne oldu da bu birdenbire İbn Arabi ve Sufi bilgi kuramı Maturidiliği kuşatıp bu hep gerilere doğru niye Orta Asya? Aslında o konuya girmek isterim ama yani Maturid döneminde batini epistemolojiye ciddi bir refleks gelişmişti. Fakat 150-200 yıllık bir göç süreci Anadolu'ya geldiğinde yeni bir batınlık enfeksiyonu kaptı. Ondan sonra bu iş farklı bir çizgiye kaydı. Yani Anadolu'da sufilik, batını, sufilik, maturidiliği çok zaten silik hale gelmişti. Kontrol etmeye, hatta ve hatta hiç görmezden gelmeye başladı. Onun için ilk defa maturidinin tekrar önemli olduğunu Osmanlı Safevilerin kuruluşuyla anladı. Ondan sonra tekrar maturidi akılcılığına bir dönüş var. Ama o da çok büyük bir şey sağlamadı. Yani bugün biz bunu yeniden yapmak zorundayız. Orada katılıyorum. Anadolu'da maalesef maturidilik yeterince anlaşılmadı ve geliştirilemedi. İkinci bir husus, Hülya Hanım bana tarihselci mi, tarihselci bir yorum çağrıştırıyor demedi ama demek istedi. Bu, evet, ben en çok yani eleştirilere muhatap olduğumda iki şeyin haksızlık olarak, iki şeyi haksızlık olarak görüyorum. Birisi, ne zaman Diyanet siyaset ayrımı yapsam bana gösterdikleri kilometre levhası laikliğe hızla gidiyorsun diye. İkincisi, bu konuyu gündeme getirdiğimde de tarihselciliğe doğru gidiyorsun diyorlar. Ben şundan yanayım. Maturidi'nin burada yapmış olduğu ayrımlar ve değişime vurgu yapması bizim için büyük bir şanstır. Benim kanaatime göre İslam bir ıslahat hareketidir. Dini konuda zaten Hazreti Adem'den beri getirdiğinde bir değişiklik yapmamıştır. Dinin kendisi bizatihi dinde. Ama şeriatta değişiklikler olmuştur. Bu ıslahat hareketinin siyaset, toplum, diğer iktisat vesaire konusunda İslam'ın sadece genel çerçeveyle ilgili önerdiği kurallar vardır. Bu kuralları bir kısmını devreye koymuştur ama bunu devam ettirmek, bu ıslahat hareketini devam ettirmeyi işte Müslümanların aklına bırakmıştır. Bunu biz hemen nesih diyerek devre dışı bırakmamız da çok doğru olmaz. Çünkü biz yapmadığımızda toplum bir yere gidiyor başka bir mecraya, İslam başka bir yerde kalıyor, vakayla nasıl muvafık hale getirmemiz zorlaşıyor. Onun için buna ister tarihselci densin, ister bir şey, biz kendi kavramlarımıza içtihatla nesi veya örfü nesi. Özellikle İlhami Bey'e teşekkür ediyorum. Ben Maturidi'den sonra örfü nesihi kullananlara değindim ama öncesinde Ebu Yusuf'un kullandığını söylemesi ayrıca teşekkür ediyorum. Yalnız ben içtihatla nesi sadece Maturidi'nin kullandığını söyledim. Örfü nesi konusunda çok ciddi araştıramadığım için ona öyle bir şey söylemedim. Örfü nesi demek ki kullanmışlar. Bu bize daha da büyük bir güven katıyor. Bir başka noktada Kılıç Aslan Hoca, onu uzun uzun konuşmak lazım ama yani şurada hemen bir noktayı not almıştım. Evet, kusura bakmayın. Heh, şurası. Şimdi bu sistemi Hazreti Ömer, hemen ona, hepsine değil, Hazreti Ömer'den örnek vererek kavramsallaştırıyor dediniz. Şimdi bakın, İslam tarihinde Hazreti Ömer'den örnek alarak hiçbir kimse içtihadi nesi kullanmadı. İkincisi, onun dışında bir örnek var mı derseniz, Mümtehine suresinde kendisi örfü nesi, o örfü nesih de bir tür içtihatla ilgili, toplumun bir gelişmesiyle ilgili ama örfü nesi kendisi kullandı. Onu da kimden alırsa alsın, rey taraftarlarının ortaya koyduğu değişimlere karşı direnebilmek için ya da değişimle yüzleşebilmek için, İslam'ı yeniden güncelleyebilmek için, İslam'ın ahkamını güncelleyebilmek için bunu kullanmak zorundadır. Aksi takdirde bugün İslam dünyasının perişan halini görüyorsunuz. Bu tutarsızlığın sebebi böyle bir şey. Yani biz illa hırsızlık kesen şer'i eşittir, İslam 30 tane ahkam ayetidir, üzerine yoğunlaşırsanız ne ahlak kalıyor ortada ne bir şey kalıyor.
Yani burada Maturidi'nin bence bize sunduğu çok önemli bir imkan söz konusu. Mümtehine suresi de bunun örneğidir. Son olarak Ahmet Akbuluk hocamın metnini tam gördükten sonra ben onu konuşmak isterim. Ama hocamın bir kısmına katılıp bir kısmına katılmadığını biliyorum. Daha önceden fikirlerinde konuşuyoruz. Onunla ilgili açıklamaları tebliğ metinlerine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok yorduk sizi, zamanınızı aldık. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim Sönmez Hocam. Değerli arkadaşlar, şimdi biraz önce söylemeye çalıştığım gibi bir sonuç bildirisi yansıya gelecek. O müzakere edilecek bir vakti yok herhalde. Şöyle bakıp da işte bir kısım düzenlemeler, düzeltmeler yapılabilecekse 6.30'a kadar. Çünkü 6.30'da işte belli bir yayına geçecekmiş. Onun için onu biraz daha büyütelim, okunacak hale getirelim.